içeriye almak istiyoruz kendilerini. Kısmet olursa bir 5 dakika sonra programımıza başlayacağız. Canlı yayına girmek isteyen basın mensubu arkadaşlarımız varsa hazırlıklarını tamamlayabilirler. Tamam. 5 dakika sonra başlayacağız. Peki hala. Sahnedekiler. Hadi bakalım. Evet. Kim o sahnedeki var? Coşkun. Coşkun. Hadi abi. Evet. Hazırız, hazır. Sayın Bakanım, Sayın İl Başkanım, Cumhur İttifakımızın Milliyetçi Hareket Partimizin Sayın İl Başkanı, Sayın Milletvekillerimiz, Sayın Büyükşehir Belediye Başkan Adayım ve birbirinden kıymetli ilçe belediye başkan adaylarımız, ilçe başkanlarımız ve bu geceyi onlar için hazırladığımız Tekirdağ'ımızda hep birlikte çalıştığımız basın emekçi arkadaşlarım, bu akşam sizlerle birlikte Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Sayın Cüneyt Yüksel'in proje tanıtım toplantısını inşallah hep birlikte gerçekleştireceğiz. Bizler bu programı yaparken
şöyle bir düşünce içerisindeydik. Teşkilatlarımızı yormadan, zaten kendileri çok fazla bir şekilde şu anda sahada çalışıyorlar. Teşkilatlarımızı yormadan sadece basın mensupları aracılığımızla onları burada yapacağımız programı canlı yayınlarla bütün Tekirdağ'da yaşayan vatandaşlarımıza aktarmak istedik. Burada sizlere bildirmiş olmak istiyorum. Sözlerimi fazla uzatmak istemiyorum. Değerli hazırlı arkadaşlarım, Sayın Bakanımız da aramızda. Programımıza başlamadan önce sizleri Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının arasına saygı duruşu ve istiklal marşına davet ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Ve şimdi de sözü sahibine bırakmak lazım. Bu akşam burada hepimiz onun için toplandık. Biliyorum ki hepiniz sabırsız bir şekilde, ekranları başında bizleri izleyen seyircilerimiz de sabırsız bir şekilde Tekirdağ'ımızın değişim, gelişim ve dönüşüm için gerçek projelerini öğrenmek istiyor. Ve şimdi de bu projeleri bizlere göstermek adına Cumhur İttifakımızın Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız Sayın Cüneyt Türkçeli kürsüye davet ediyorum. Buyurun efendim. Çok kıymetli bakanım, çok değerli milletvekillerim, Cumhur İttifakımızın her biri birbirinden kıymetli il başkanlarım ve ilçe başkanlarım, beraber yol yürümekten gurur duyduğum değerli belediye başkan adaylarım, ilimizin her biri birbirinden kıymetli basın mensupları ve bu akşam basınımız aracılığıyla bizleri izleyen çok değerli hemşehrilerim, sizleri sevgi, saygı ve hürmetle selamlıyorum. Mart günü şehrimizde yaşayan yaklaşık 1.250.000 hemşerimiz 872.000 seçmeniyle birlikte ilimizin bundan sonraki gelecek vizyonunun belirleneceği çok önemli bir tercihte bulunacak. Bizler belediye başkan adayları olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994 yılında İstanbul'dan başlattığı gönül belediyeciliği hizmet anlayışını gerçek belediyecilik vizyonuyla taşlandırmak ve Tekirdağ'ımızın 11 ilçesinin yarınlarını Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere hedef gösterdiği muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma gayesiyle bugün huzurlarınızdayız. Bu akşam ilimizin 373 mahallesinde yaşayan, 7'den 70'e tüm vatandaşlarımızı kucaklayan, gelecek 50 yılımızı şekillendirecek vizyon projelerimizi sizlerle paylaşacağım. 1 Nisan'dan itibaren ekeceğimiz tohumlarla bizden sonraki nesillere daha büyük projeleri gerçekleştirmeleri için öncü ve örnek olacağız. Sosyal belediyecilik anlayışımızın bir yansıması olarak öncelikle ilçelerimizin
birbirleriyle olan entegrasyonunu artıracağız. Örnek olarak Sarayda yaşayan vatandaşımız Şarköy'e yabancı olmayacak. Hemşehrilerimiz kentimizin dört bir yanındaki tarihi ve kültürel varlıklarımızı yakından tanıyacak. Hemşehrilik bilincini artıran etkileşimle pekişecek. Biz bunu gerçekleştireceğiz. Gönül köprüleri kuracağız. Kıymetli hemşehrilerim, hepimizin bildiği üzere şehrimizin kimlik arayışı konusu yıllardır bir türlü cevap bulamadı. Yani sanayi, tarım, turizm, lojistik şehri dinamikleri maalesef ki bir türlü şekillenemedi. Asya ve Avrupa'nın kesişim noktasında iki denize kıyısı olan ve tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan, bir tarafta İstanbul'a olan yakınlığı, diğer tarafta ise Avrupa'ya açılan kapıları olan Tekirdağ'ımız, kuzeyinde sanayisi, batısında tarımı, güneyinde lojistiği, doğusunda tarihi ve kültürel zenginlikleriyle birlikte hak ettiği değere ve kimliklere kavuşacak. Değerli basın mensupları ve çok değerli kıymetli hemşehrilerim, sizlere projelerimizi il genelinde uygulayacaklarımız ve ilçelerin ihtiyaçlarına göre özel olarak hazırlananlar şeklinde çok detaya girmeden başlıklar halinde arz edeceğim. Tüm projelerimizi tüm detaylarıyla birlikte anlatmak elbette zaman, hatta saatler, hatta günler alabilir. Bu akşamki toplantı, tanıtım toplantımızın ardından internet sitemizde yayınlayacağımız projelerimizi tüm vatandaşlarımız detaylı olarak inceleme imkanına sahip olacaktır. Neredeyse tüm ilimizi ilgilendiren sorunların başında gelen ve önümüzdeki birkaç yıl içerisinde tıpkı o dönemki Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde bildiğiniz gibi İstanbul'da 1994 yılında Cumhurbaşkanımız Belediye Başkanlığı, Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine geldiğinde çöp yığınları, susuzluk, Halic'in pis kokusu tüm İstanbul'u sarar haldeydi. En büyük sorunların başında da sizler de çok iyi biliyorsunuz ki susuzluk ve Haliç'ten kaynaklanan koku vardı. Çöp dağlarını vesairelere hiç girmiyorum. İlimizin şu anki tabloya göre baktığımızda en büyük sorunlarının başında da maalesef susuzluk ve altyapı sorunları en hat safhada. İlimizin yıllık 85 milyon metreküp içme suyu tüketimi olmakta ve bunun %85'i yeraltı su kaynaklarından karşılanmaktadır. Bu rakamın yaklaşık 3 katının da sanayi kuruluşları tarafından yer altından çekildiğini düşündüğünüzde 700 metre derinliğe kadar inen su kaynaklarımızın durumunun son derece vahim olduğunu söyleyebiliriz. Bununla birlikte kuyulardan gelen içme sularımızı demir, mangan ve metan gazı karışır hale gelmiş, musluklarımızdan akan su kokan ve çamurumsu bir hal almış, kayıp kaçak oranımız %40'ları bulmuş, bir de bunlar yetmezmiş gibi Tekirdağ Türkiye'nin en pahalı su faturalarını ödeyen iller başında yerini almıştır. Bu karamsar tablodan nasıl kurtulacağımızı anlatan onunla ilgili projelerimizi hazırlamamızda bize önderlik eden Sayın Bakanımızı, değerli hocamızı birazdan sahneye davet edeceğim. Buradan kıymetli hemşehrilerime özellikle belirtmek istiyorum. 1994'e kadarki süreçte İstanbul'da bizzat bunu şahit olmuş, yaşamış bir kardeşiniz olarak da bunu söyleyebilirim. Mahalle çeşmelerinde onlarca insanın kuyruk beklediğine şahit oldu. Sokakların tamamında çöp dağlarına şahit oldu. Özellikle Haliç'in etrafında oturan, ilçelerdeki etrafında oturan vatandaşlarımızın Haliç'in kokusuyla birlikte bugün kısmen de Ergene Deresi'nde buna benzer yaşıyoruz. Birçok kokuyla ve görüntü kirliliğiyle yaşamış insanlarımızın hallerine şahit olduk. İnşallah göreceksiniz. Biraz sonra Sayın Bakanım arz edecek.
Bu konuyla ilgili ben detaylara girmek istemiyorum. Sağ olsun. Tekirdağ'da da yaşanan bu su sıkıntısını, özellikle altyapıyla birlikte yaşanan su sıkıntısını nasıl ortadan kaldıracağımızla alakalı projelerimizi bize mimandarlık eden Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşı, Cumhurbaşkanımızın dava arkadaşı ve o dönem susuzluğa buldukları çare ile geçtiğimiz yaz yaklaşık 20 milyon vatandaşımızı susuzluktan kurtaran projelerin altında imzası olan çok kıymetli geçmiş dönem Orman ve Su İşleri Bakanımız, benim de sevgili abim diyebileceğim kadar değer verdiğim Veysel Eroğlu hocamızı kürsüye davet ediyorum. Sayın Bakanım, buyurun. Saygıdeğer AK Parti ve MHP il başkanlarım, değerli milletvekili kardeşlerim, onları da çok seviyorum. Hem burada benim de kardeşim olarak gördüğüm Tekirdağ'ımızın, çok sevdiğim Tekirdağ'ımızın Büyükşehir Belediye Başkanı adayı. İnşallah Büyükşehir Belediye Başkanı diyeceğiz. Belediye başkanlarımız, belediye başkan adaylarımız, teşkilatın mensupları. Ve tabii gerçekten Tekirdağ'ımızın basını da çok güçlü, biliyorum. Buraya her sene en az 3-5 defa gelirdik. İnşallah bundan sonra artık bir ayağımız da burada olacak. Çünkü Cumhurbaşkanımız geçenlerde Şubat ayı sonunda Afyon Karahisar'a geldiği zaman orada Tekirdağ konuşuldu. Yemek masasında Cüneyt Bey de haber almıştır muhakkak. Ben dedim Tekirdağ mutlaka gerçek belediyeciliğe kavuşması lazım. Onun için ne duruyorsunuz dedi ve beni de buraya vazifelendirdi. İnşallah ben de sizin bakan falan değil, hizmetkarın olarak, fahri olarak buraya hizmet edeceğim. Çok büyük tecrübe var. Çok büyük tecrübe var. Allah'a şükür. Biliyorsunuz 1994'te susuz İstanbul'u 2071 yılına kadar su problemi olmayan bir şehir haline getirdi. Benden sonra bir litre su getirmedi yani, mevcut yönetim getirmedi, onu özellikle uygulayın. Sadece kurtardık. Altyapıyı, dünyanın en muhteşem altyapısını kurduk. Yani bunları söylemeye gerek yok, zaten millet biliyor. Dolayısıyla ben de özellikle bir Tekirdağ sevdalısı olarak, beni lütfen Tekirdağ'ın bir fahri vekili olarak görün, tamam mı? Hizmetkar olarak görün. Burası için ne gerekiyorsa yapacağız. Cumhurbaşkanım zaten bu konuda da talimat verdi ve bize dedi ki ne gerekiyorsa yapın. Yapacağız efendim. Ne gerekiyorsa bunu yapacağız. İnşallah hep birlikte Cumhur İttifakı olarak çiçek gibi yapacağız. İşte Büyükşehir Belediye Başkanımız, ilçe belediye başkanlarımızla inşallah Tekirdağ'da muazzam bir dönüşüm başlatalım. Bunu başlatmak zor değil. Bunun için inşallah bilgi, tecrübe, cesaret, ehliyet, liyakat gerekiyor. Bu da zaten Cumhur İttifakı'nda var. Allah'a şükür. Değerli kardeşlerim, ben de aslında zamanla epeyce konuşacaktım ama ben daha ziyade, konuşmaktan ziyade icraat yapan bir kişiyim. Öyle bir karakterim var. Dolayısıyla burada şu ana kadar ne yaptıklarımızı vesaire anlatacak değil. Çok zaman olur. Ama basın mensuplarımız isterlerse onlara şu ana kadar Tekirdağ için ne yapıldı, ne yapılacak, Ergenek projesinde durum nedir? Bunları teker teker size biz şeffaf bir şekilde göndeririz. Tabii burada şunu da belirteyim. Yani merkezi idarenin işi başkadır. Mali idare dediğimiz idarenin Büyükşehir Belediyesi, Tekirdağ Su Kanalizasyon İdaresi'nin vazifesi başkadır. Biz İstanbul'da bütün barajları İSKO'ları biz yaptık. Hatta benim Tekirdağ borcum var. Bir kısım sularda biliyorsunuz Sıranca derelerinden Tekirdağ'dan aldık. O borcu ödemem lazım. Tamam mı? Onun için başkanım hazırım. Fahri olarak hazırım. Çünkü ilmin zekatı vardır. İlmin zekatını buraya da ödeyelim diyorum. Netice olarak ben tabii burada yapılacak çok güzel işler var. İmkansız diye bir şey yok. İnşallah merkezi yönetimle, mali idareler dediğimiz
Büyükşehir Belediye'miz ve İpek Belediye'miz bir arada olduğu zaman Cumhur İttifakı bütün meseleleri çözeriz. Çözeceğiz. Allah'ın izniyle çözeceğiz. Bunun sözünü veriyorum ben. Tabii burada ben yapılanları anlatmayacağım çünkü başkanın çok projesi var. Aslında biraz vakit alacaktım ama şunu ifade edeyim. Tabii biz kısmen Şarköy ve civarına ayrıca Nayıpköy barajından Süleymanpaşa'ya su getirdik. Şu anda inşallah Çokar barajından büyük bir isalatlıyla Malkara'ya. Ayrıca şu anda ben giderken saraya borcum var diye başlatmıştık. Onu bir baraj yapıyoruz orada ve diğer bütün susuz kalan Çorlu, Çerkezköy gibi bütün ilçelere su vermek için projeler hazırlıyoruz. Merak etmeyi vereceğiz. Ayrıca şunu ifade edeyim. Bir de tabii yeraltı sularını korumamız lazım. Bunun için burada Trakya diye bir proje geliştiriyoruz. Trakya Gelişim Projesi. Tekirdağ Gelişim Projesi. İnşallah ne kadar baraj, velayet sulama tesisi varsa bunları yapacağız. Yeraltı suyu ihtiyacı azalacak. Bir. İkincisi, bunun dışında inşallah başlattığım bir proje vardı bakarken. Fakat tabii o zamanki mali değerlerle mutabık kalınamadı. Meriç Nehri'nin kış aylarındaki sularını buraya getirmek için bir proje hazırladık. Ve buradan ne kadar gelecek biliyor musun? Yılda 227 milyon metreküp su getirmek mümkün. tabii çok proje vardı. Bunları başkanın vaktini almayayım çünkü esas onu dinleyeceğiz. Ama gerçekten çok muhteşem projeler var. Bunları da hepsini yapma sözünü veriyoruz. Bu sözü nereden alıyoruz? Cumhurbaşkanımız, dünya lideri Cumhurbaşkanımız bu sözü verecek. Ben tabii onun aynı zamanda şu anda Irak özel temsilciyim. Bakanlarımıza söyleyeceğiz. Bakanlar, yani hükümet, Büyükşehir Belediye'miz ve diğer ilçe belediyelerimizle birlikte bunların hepsini başaracağız. Birlikte güç kurtar. Tabii burada tabii altyapı burada da gerçekten çok şey. Çok kötü. İnşallah burayı su kayıpları. Ben İstanbul'da 80 yıllık su kesintisini 8 ayda kaldırdım. Basın mensupları baksınlar 8 ayda. 1 Ocak 1995 saat 8.59'dan sonra İstanbul'da su kesintisi olmayacak dedim. Basın mensupları sordu. Kesinti olsa ne yapacaksın? Sultanahmet Meydanı'na darajı basacak halim yok. Askerle dahi kesmediğim bıyıkları keseyim diye espri yapmıştım. Allah'a şükür şu ana kadar bıyıklarım yerinde. Tamam mı? Cüneyt'in Yüksel Bey'in de bıyıkları var. Tamam mı? Birincisi bunu yapacağız. İkincisi şebekede kayıplar vardı. Bunu nasıl yaptık? Çok kayıp var. Biz dünyanın en ileri sistemleriyle içme suyu şebekesini, kanalizasyonu, yağmur suyu şebekesini hemen bütün merkez ilçelerde, yani Süleymanpaşa'dan bütün ilçelere kadar hepsini yapacak gücümüz var. Bunu yapacağız. Hatta öyle muhteşem bir sistem kuracağız ki coğrafi bilgi sistemi ve SCADA sistemi, çok ileri SCADA sistemiyle bütün yeraltı ve yerüstü Tekirdağ'ın ağzı ucun içinde olacak. Tamam mı? Bu sözü veriyoruz. Tamam mı? Ayrıca şunu ifade edeyim, özellikle Ergene ile ilgili. Arkadaşlar Ergene ile ilgili çok çalıştık. 4,5 milyar TL harcadık. 15 paket var. 15 paketin aşağı yukarı 12 paketi bitti. %100 bitti. Dereler, o kadar çok dere ıslah ettik ki aşağı yukarı 395 kilometre dereyi ıslah etmişiz. 12 belediyenin atık su arıtma tesislerini biz kurduk. Ama kurmak yetmiyor. Bunları işletmek lazım. Şimdi Cüneyt Başkan'la birlikte bu atık su arıtma tesislerini sulamada kullanmak için Türkiye'de bulunduğum mimarı benim. İnşallah onun için de bir seferberlik başlatacağız. Dolayısıyla su geri kazanmak ve %50'sini de enerjinin gibi olarak alacağız. Tamam mı başkan? Eyvallah. Bunları söyleyeyim. Tabii ağaçlandırma, erozyon kontrolü, OSEB kanun çıkarttık milletvekillerimizle birlikte. Biliyorsunuz OSEB kanunu da çok iyi bir gelişim gösterdi. Yani katı atık bertaraf tesisleri vesaire bunlar yapılıyor.
Eksik deniz deşarjı bitti. Tabii eksik var mı? Ben şunu söylüyorum. Ben her gün, hatta rakamlar var, uzun köprüde nehrin kalitesini alıyorum. Şu anda benim için ölçü kimyasal oksijen ihtiyacı diye parametredir. Oksijen seviyesidir. Dolayısıyla kimyasal oksijen ihtiyacı yaklaşık 1000 miligram bu litreyken şimdi bu kaça düştü biliyor musun? 50-60'lara düştü. İnşallah daha da düşecek. Oksijen seviyesi 5 miligram litre gibi iyi bir noktaya geldi. Daha da yapılacak şey var. Fakat ben bunun sözünü veriyorum. İnşallah başkanım başlasın. Allah nasip ederse 15 ay içinde Ergene'de pırpır olacak. Çünkü her şey altyapı omurgası bitti. Bir de süslerimiz kaldı. İnşallah Tekirdağ'ı bütün ilçelerle birlikte çiçek gibi yapacağız. Hep beraber, hep beraber, hep beraber. İnşallah ben de bu duygularla hepinizi yürekten selamlıyorum. Yani beni lütfen bir Tekirdağ'ın bir hizmetkar olarak kabul edin. Benim için de bu yeni bir vazife. Bundan da büyük gurur duyuyorum. Tekirdağ'a hizmet etmek şereftir. Benim için de büyük şeref. Ekonomik olarak, altyapı olarak, turizm, sanayisiyle vesaire her şeyle, ziraatıyla, tarımıyla uçuracağız. Bunu yapacak irade var, güç var, cesaret var. İşte böyle çok çalışkan yiğitler, belediye başkanı adaylarında. Ben bu vesileyle mübarek Ramazan şerifinizde şimdiden tebrik ediyorum. Sizlere dua ediyoruz. Allah'ın rahmeti bereketi üzeriniz olsun inşallah. Sizleri seviyoruz. Biz sizler de bize dua edin. Allah'a emanet olun. Hayırlı olsun başkanım. Kıymetli Bakanıma teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Adaylığım belli olduktan sonra ilk aklıma gelen Vefi Hocamız Kıymetli Bakanımı aramak oldu. Dedim Sayın Bakanım, ya böyle böyle dertlerimiz var. Ben TESK yüzünden çok sorunlar yaşamış bir ilçe belediye başkanıydım. Çok üzüldüğümüz günler oldu. %40'a varan patlaklar, su kayıpları var. Ayda 10 şey, yılda 10 bine yakın bir ilçede, sadece bir ilçede 10 bine yakın patlak olduğu bir ilçede yaşıyoruz, bir şehirde yaşıyoruz. Sadece bende bitmiyor tabii ki. Çorlu'da, Şerketköy'de, Kapaklı'da, Şarköy'de, Malkara'da, her yerde 11 ilçede bu su patlakları maalesef bizim belimizi büküyor. Yetmezmiş gibi bir de suyumuz yok. Su sıkıntımız var. TESK'in bilmiyorum ne kadar ifade ediyorlar, söyleniyor ama her an susuz kalabilmeyle ilgili korkuları var yetkililerin. Biz bunu biliyoruz. Yani şöyle anlatayım, ben bunu sahada çalışırken anlatıyorum. Buradan değerli hemşehrilerimize de bilgisini vermiş olayım. Hani evde oturuyorsunuz, bir anda elektrikler gider ya karanlıkta kalırsınız. Hiçbir yerde ışık olmaz. Su konusunda da Tekirdağ aynı, karanlıkta kalabilme ihtimali çok yüksek. Bu üstelik çok uzun yıllara kalacak bir durumda değil. Yani su oranlarının yer altında 700 metrelere kadar indiği su oranlarının ki %85'i yer altından sağlanıyor. Tekirdağ içme suyu. 700 metrelere kadar kuyuların derinliği inmiş ve biraz önce söyledim. Demir mangan ve metan gazı karışıyor. Ya Kapaklı'da bugün çeşmeyi açtığınızda çay rengi, çaydan daha koyu bir renk. Maalesef ki çok kötü bir kokuyla karşı karşıya kalıyorsunuz. Çorlu'da da, Seymenpaşa'da da bu konularla ilgili çok sıkıntılar yaşanıyor. Malkara'da 34 tane köye tankerle bu yaz su taşındı. Şarköy'de 14, Saray'da 16 köye tankerle su taşındı bir ilde yaşıyoruz. Dolayısıyla su ve kanalizasyonda yaşadığımız sıkıntılarımı anlatayım. Susuzlukla baş başa karşı karşıya kalabilme riskimizin çok yükseldiğini anlatayım. Bununla ilgili son 10 yıldır maalesef ciddi bir çalışma yapılmadığını anlatayım. O yüzden kendisine bunları anlattığında, ya Cüneyt kendini üzme, Allah'ın izniyle seçimi bir kazan, benim adıma her türlü sözü ver, İstanbul'daki tecrübemi Allah nasip ederse Tekirdağ'da kullanırız. Senin için, Tekirdağ halkı için ben çalışmaya hazırım, Tekirdağ halkının emrindeyim.
dedi ve benim gönlümü rahatlattı. Mevlam sizden razı olsun Sayın Bakanım. Tekirdağ'da yaşayan 1.250.000 hemşehrimizin sizin ağzınızdan çıkacak bu söze ihtiyacı vardı. Bizi gururlandırdınız. Sağ olun, var olun Sayın Bakanım. Sayın Bakanım, izniniz olursa bu konularla ilgili iki tane müjde vermek istiyorum. Kampanyaya, kampanyadaki projelerimizi tanıtmaya başlamadan önce buradan hemşehrilerimize iki müjde vermek istiyorum. Birincisi, yıllardır işletme hataları yüzünden su faturalarımızı biz çok yüksek bedeller ödedik. Yani kayıp kaçak bedelleri Tekirdağ halkına ödetildi. Yani belediyeler bu konuyla ilgili taşın altına gövdesini, eline değil gövdesini koyması gerekirken maalesef bu konularda biraz eksik kaldı. Ve Tekirdağ halkı kayıp kaçak bedellerinin ve sudaki enerji maliyetini Tekirdağ halkı ödedi. Biz Allah nasip ederse Nisan ayında konutlarda kullanılan su bedellerini Mayıs faturalarına yansıtmayacağız. Bu bedelleri Mayıs ayında Büyükşehir Belediyesi olarak Nisan faturalarını Büyükşehir Belediyesi ödeyecek. Bu bir özür olacak. Ayrıca önümüzdeki dönem yani 1 Nisan'dan sonra su faturası bedellerine kayıp kaçak oranı nispetinde nispetince indirim yapacağız. Yani su faturaları eğer ki Tekirdağ ilinin %40 ise su bedellerinde bundan sonra %40 indirimli fatura edeceğiz. Yani belediyenin hatasını milletimize fatura etmeyeceğiz. İzniniz olursa bu iki müjdeden sonra da hızlıca ilk elinde yapacağımız projelerimizi hemşehrilerimize tanıtmak istiyorum. Arkadaşlar, evet, şunu bir açalım. Bunu kafanı bir açabilir misiniz? Projeleri iki etapta anlatacağım. Çünkü ilçe bazlı ayrı ayrı girdiğimizde inanın siz de göreceksiniz. İnternet sayfasını incelediğinizde sizler de ses alabilir miyim arkadaşlar bunu? Ses kontrol. Sizler de bu akşam itibariyle alan nasip ederse internet sitemize girdiğinizde projeleri ilçe bazlı incelediğinizde gerçekten bunların birkaç saat içerisinde anlatılmasının mümkün olmadığını, o kitapçığın yaklaşık 150 sayfadan fazla boyutta olan bu kitapçığın iki günden önce anlatılamayacağını sizler de göreceksiniz. O yüzden ben birçok konuda izniniz olursa başlık halinde geçmek istiyorum. Hatta şöyle geçersem daha iyi anlatabilirim hızlı hızlı. Hem kameraların, ekranların başında bizleri izleyen vatandaşlarımıza bir başlık konusunda, başlık adı altında bilgileri verelim. Hem de hemşehrilerimiz bu konuda nereden detayları öğrenebileceğini görmüş olsunlar. İl bazında nereden başlıyoruz, bismillah diyoruz, göreve gelir gelmez. Şehrimiz birinci derecede deprem bölgesinde. O yüzden 11 ilçemizin 11'inde de, hatta şurada çok önemli bilgiler var, bir iki örnek de oradan size verebilirim. Kentsel dönüşüme hızlıca girmesi gerekiyor. Neden? Bu şehirde 220 bin binamız var. 220 bin binada 220 bin binamızda konut bazlı binalar, iş yerleri ve ortak alanlar bunun içerisinde dahil değil. 220 bin binayı siz içerisinde 4 ile çarpın, 5 ile çarpın kaç tane daire olduğunu siz ortalama bazda değerlendirin. 220 bin binanın 110 bin binası deprem öncesinde, yani 1994 depremi öncesinde yapılmış. Yani 110 bin bina bizim yeni deprem yönetmeliğine göre yapılmamış. Daha vahimini söyleyeyim. 110 bin binanın %50'si de zemin anlamında riskli bölgelerde. Yani alüvyon zemin veya kayan zeminler veya yumuşak kaya zemini olmayan tehlikeli zeminlerde yapılmış. Yani bu şehirde 11 ilçesinde 55 bin bina hem yapı itibariyle eski kalmış hem de zemin itibariyle riskli duruma düşmüş. Yani bu 55 bin bina, yani 4 ile çarparsanız 220 bin daireden bahsedelim. 200 çok büyük sayılara çıkıyor bu iş. Acilen ya yıkılması gerekiyor ya da güçlendirilmesi gerekiyor. Dolayısıyla çok acil
artık toplantı yapmayı bırakıp bir an önce kentsel dönüşümün kendisine başlamamız gerekiyor. 10 yıldır biz bu şehirde toplantılarla şöyle bir deprem olacak, böyle olacak, şöyle olacakları konuşuyoruz. Artık konuşma Sayın Bakanımızın söylediği gibi konuşma dönemi değil, çalışma dönemi, çalışma zamanı. İnşallah biz kentsel dönüşümle bismillah diyoruz. Kentsel dönüşümle ilgili şöyle bir çalışma planladık. Bu konuyu biz belediye başkanlığından önce il başkanlığında da çok gündeme almıştım. Muhalefet yaptığımız dönemde de çok konuşmuştuk. Vatandaşlarımızın kentsel dönüşümü tek başına altından kalkabilme şansı yok. Dolayısıyla kentsel dönüşüm, binalardaki kentsel dönüşümün maliyetini düşünebilmemiz için o apartmana ada bazlı planlara uygun olacak şekliyle kentsel dönüşüm yapılması halinde emsal artışı ve kat artışı verelim. Vatandaşımızın üzerindeki maliyeti bir kısmını azaltalım istiyoruz. İnşallah bu konuyla ilgili son meclis toplantısında bir gündeme karar geldi ama eksikleri var. Onu da Nisan meclisinde, en geç Mayıs meclisinde düzenleyip inşallah kentsel dönüşüme hız vermiş olacağız. Ada bazlı emsal ve kat artışıyla birlikte. Yine Büyükşehir Belediyesi ile birlikte alan nasip ederse 11 ilçemizde riskli yapıların en risklerinden başlamak şartıyla 10 bin konutla, 10 yılda 10 bin konut sözü veriyoruz. Bunun içerisinde TOKİ Başkanlığı tarafından veya afet konutları olarak üretilen konutlar hariç sadece Büyükşehir Belediyesi'nin hızlıca kentsel dönüşümde kullanılmak üzere üretecek konutlar 10 bin konutla birlikte inşallah bu yaz bismillah diyoruz. Bununla kalmıyoruz tabii ki. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bir çalışma başlatıldı Çevre Bakanlığı tarafından. 0.69 faiz ve 180 aya vadeyle 2.5 milyon TL'ye varan kredi desteği kredi desteği sağlanacak. Biz bununla alakalı olarak alan nasip ederse bütün kentsel dönüşüm çalışmalarına girecek, ada bazlı çalışmalara girecek bütün vatandaşlarımıza öncelikle harçlardan mümkün olduğunca kanuni boyutta elimizdeki imkanlar doğrultusunda harçlardan mümkün olduğu kadar almadan proje ve ekipman desteği vererek ve kuracağımız kentsel dönüşüm ofisleriyle birlikte devletle, yani hükümetin birimleri yönettiği devlet daireleriyle vatandaşlarımız Allah nasip ederse arasında köprü olacağız, kentsel dönüşümünü hızlandıracağız. TESK ile alakalı hemen arkasından TESK geliyor. Biraz önce bahsettik, çok aynı detaylara girmek istemiyorum ama en önemli konulardan biri bence bu. Kıymetli Bakanımıza o yüzden çok teşekkür ediyorum. 230 milyon metreküp'e yakın Meriç'te boşa giden ve bizim kullanabileceğimiz su var. Bu suyun özellikle bölgemizdeki organize sanayi bölgeleri tarafından, organize sanayi bölgelerindeki fabrikalar tarafından kullanılması için amiyane tabirle söylüyorum, oyuna dahil edilmesi gerekiyor. Yani denize giden, kışın denize giden suyun şehirde, Tekirdağ'da toplanarak bizim organize sanayi bölgelerimizin kullanımına verilmesi, fazla gelecek suyu da suyla da bizim sulu tarıma desteklenmesi noktasında kullanılması gerekiyor. Tabi bunun yanında yine DSE ile birlikte çok detaylara girmek istemiyorum. İnternet sitesine koyacağız. Hangi bölgemizde hangi barajların ve göletlerin yapılacağı ile ilgili çok detaya boğmadan yüzey sularını yukarı çıkartabilmemiz için bir, artık yer altından su çekmememiz gerekiyor. İki, yer altından su çeken fabrikalarımıza Meriç Nehri'nden gelecek suyla da fabrikalarımızı desteklememiz gerekiyor ki tekrar yeraltı sularımız yüzeye doğru yükselmeye başlasın. Bu şehir eğer bunu yapmaz ise çok değil 8, bilemediniz 9 yıl içerisinde çölleşmeyle karşı karşıya kalacak. Bunun hiç şakası yok ki Sayın Bakanımız da bu verileri zaten hepsi kendisinde var, konuştuğumuz konulardır. Devam edelim. Sürekli patlayan su hatlarıyla ilgili en basit örneği vereyim Yeni Çiftlik'ten. Yani Yeni Çiftlik'te kanalizasyon da yok, doğru düzgün su hattı da yok. Su kesintileriyle ilgili çok ciddi sorunlar yaşanıyor. İnşallah bütün ilçemizdeki bu özellikle su kayıp kaçağını önlemekle alakalı, daha da acısını size söyleyeyim, asbestli Sayın Bakanım, asbestli borularımız var. Örnek olarak Süleymanpaşa'nın merkezinde bizzat kendim şahit oldum. Su patlayıcının kazı çalışması yapıldığında ana boruların asbestli olduğunu gördüm. Bu 1,5 sene önceki bir mesele. Hem asbestli boruların değişmesi hem de çok yüzeyden giden su borularının yerin altına taşınmasıyla alakalı artık hızlıca bir çalışma yapılması gerektiği ortada. Sadece bununla da bitmiyor.
Yine devam edelim. Bu şehrin en büyük sorunlarından biri de yağmur suyu kanalları yok. Çorlu'da biliyorsunuz birçok cadde yüzme havuzu gibi gözüküyor. Onun nedeni de yağmur suyu kanallarının olmayışı. İnşallah hızlı bir şekilde altyapıyla birlikte yağmur suyu kanallarını da tamamlayıp bu sorun, bu şehrin en ufak bir yağmurda ilçelerinde yaşanan o gölleşmeyi ortadan kaldıracağımızın çözümünü de veriyoruz. Devam edelim. Bunlar il genelindeki. Bu da çok önemli bir konu. Bizim ilimizde birçok ilçesinde derelerimiz var ve bu derelerin hızlıca DSE ile birlikte Büyükşehir Belediyesi tarafından ıslah edilmesi gerekiyor. Islah çalışmaları DSE tarafından kırsal mahallelerinde çoğunda başlatıldı ama Büyükşehir'in de destek olması gereken çok fazla dere var. İnşallah bu yaz itibariyle buna da bismillah diyeceğiz. Daha da acısını söyleyeyim. Derelerin üzerinde özellikle kırsal mahallelerimizde var olan menfezler ve köprüler o kadar eski ki artık çoğu benim yaşımı geçmiş. Üzerinden biçer düverler, makineler çok büyüdü. Sayın Bakanım artık. Traktörler büyüdü, makineler, iş makineleri ağırlaştı. Maalesef bu kırsal mahallelerimizdeki menfezler ve köprüler artık taşımıyor. Dolayısıyla da bununla ilgili biz 40'a yakın menfez ve köprü yazdık. İnşallah bu yaz itibariyle onların da ihalesini yaparak yenisini yapacağız. Bazılarında da genişliği çok dar. İki araç birbirine geçemeyen köprülerimiz var. Devam edelim. Diğer bir madde şehir planlaması. Maalesef Koca Tekirdağ'da biliyorsunuz bir şehir planlaması olmayan bir şehirdeyiz. Bu şehrin 100 binlik planları yok biliyor musunuz? 100 binlik planları olmadan. 100 binlik ne demek? Kolay anlaşılsın diye söylüyorum vatandaşlarımız tarafından da. 100 bin metreden Tekirdağ'a baktığınızı düşünün. 100 bin metreden bakarsanız ne görürsünüz? Sadece bir leke görürsünüz. Çok küçük lekeler görürsünüz. Lekeler şehirde neyin nerede yapılacağını gösteren lekelerdir. Bu şehirde maalesef ilde bizim 100 binlik planlarımız yok. Kara düzen gidiyor yani her şey. İnşallah hızlıca 1/100 binlik planlarımızı yapacağız. Geçme. Hemen arkasından küçük planlar var. 25 binlik ve 5 binlik diye devam ediyor. Çok ilginç bir şey söyleyeyim. Sahada gezerken bunu çok karşıma çıktı. Diyor ki ya biz doğal gaz firmasını buraya getiremiyoruz. Başkanım sizin yolunuz yok diyor vatandaşımız. Aslında kullandığı yol var ama yol planlarda yok. Yani planlarda 18 uygulaması yapılmadığından dolayı yol kamuya geçmemiş. Kamuya geçmediği için de altyapı kurumları altyapı getiremiyor. Yol vatandaşın yani diyelim ki Sayın Bakanımızın bir köyde tarlası var. Tarlasının içerisinden yol geçmiş. Tarla hala Sayın Bakanımızın üzerinde gözüküyor. Ortadaki yolun terk yapılmadığı için de doğalgaz firması da gazı getiremiyor. Farazla söylüyorum. Bu şehrin merkezinde de böyle. Sadece kırsal mahallelerde değil. İnşallah biz hızlıca 18 uygulamalarıyla birlikte bu şehirdeki planlamanın tamamını yapmış olacağız. Sadece planlamalar 18 uygulamasıyla değil tabii ki. Şehir planlamaları da var. Çok detaya girmemek için hızlı geçiyoruz. Devam edelim. Evet. Bu şehrin en büyük sorunlarından biri korkularımızı sürekli canlı tutan deprem korkusu ve diğer afetlerle karşı karşıya kalma riski olan bölgelerimiz var. Şimdi Allah nasip ederse biz ilk işimiz ne olacak? Tekirdağ İl Koordinasyon Merkezimizi kuracağız. İl Afet Arama Kurtarma ve Kriz Merkezlerini oluşturacağız. Toplanma alanlarımız maalesef kağıt üstünde. Var olanları %100'ü demiyorum. Elbette düzenleyici yapılanlar var birkaç tane ama çoğunluğu neredeyse %90'ı kağıt üstünde. Bir deprem olduğunda Sayın Bakanım toplanma alanlarına vatandaşlarımız gittiğinde içecek suları yok. Yani tuvalet ihtiyaçlarını karşılayacakları altyapıları yok. Sadece kağıt üstünde kalmış. Dolayısıyla hızlıca toplantı alanlarını revizyonunu yapacağız. Toplanma alanlarını revizyonlarını yapacağız. Toplanma alanlarında Allah nasip ederse kesintisiz iletişimi sağlayacağımız uydu interneti üzerinden güneş enerjisiyle çalışan ki Tekirdağ'da biz bunu uyguladık Süleymanpaşa ilçemizde. İnşallah kesintisiz iletişime olacak, arıtılmış su çeşmeleri olacak toplanma alanlarında güneş enerjisiyle de aydınlatma olacak. Ve en önemlisi ilçelerimizin her birinde lojistik depolar kuracağız. Deprem anında veya bir doğal afetle karşı karşıya kaldığımızda lojistik depolardan ilçelerimizin, ilçelerimizdeki vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacağız. Devam edelim. Biraz daha hızlanayım. Ulaşım bu şehrin en sorunlu, en sıkıntılı işlerinden biri. Maalesef son 10 yıldır biz bu konuda sadece laf duyduk, icat duyamadık.
köprülü kavşak yapacağız, işte şunu yapacağız, dalçık yapacağız sözleri maalesef askıda kaldı. İlçeler arasında kesintisiz ulaşım olmayan tek il biziz herhalde. Çok acı bir tablo var. Süleymanpaşa'dan yaşayan bir vatandaşımız Kapaklı'ya 8'de savaşmış yapabilmesi için 5'te evinden çıkması lazım. Yarım saat içinde yani 5.30'da servise binmesi lazım ki 2.5 saatte Kapaklı'ya gelebilsin sabah. Neden? Süleymanpaşa'dan Kapaklı'ya gelene kadar birçok ışıkta ve kavşakta durmak zorunda. Transit geçebileceği veya kesintisiz diğer karşı tarafa geçeceği bir tane dalçık yok bu şehirde. Sadece bu hatta mı? Elbette değil. Baktığınızda Ergene'ye gidebilmenizle alakalı da aynı şey. Marmaracık ve Ulaş'ta da aynı sıkıntıları yaşıyorsunuz. Velimeşe'de de yaşıyorsunuz. Veliköy'de de yaşıyorsunuz. Kızılpınar'da da yaşıyorsunuz. Yenice Sapağan'da da yaşıyorsunuz. Her yerde bu sorun var. Bir de bunun şehir içi bölümü var. Şehir içerisinde de maalesef ki çok basit kavşak düzenlemeleri, akıllı kavşak düzenlemeleri dedikleri ışık sistemiyle birlikte koca trafiği alt üst etmiş bir ulaşım UKM ile karşı karşıyayız. İnşallah biz hızlıca devam edelim. İlçeler arası kesintisiz ulaşımı hızlıca önünü açacağız. Bununla ilgili hazırlıklarımız var. İlçe içerisinde trafiği rahatlatmak için de şimdi Allah nasip ederse göreceksiniz. Biz hafif ayrı taşıma sistemine dönüyoruz. Bunu ilçe bazlı geldiğinde anlatacağım. Çok detaya girmeyeyim. Biz devam et. İlçelerimizde Allah nasip ederse Çorlu'muzda, Süleymanpaşa'mızda, Çerkezköy'ümüzde, Kapaklı'da yani nüfusu ilk 100 bini geçen öncelikle oradan başlamak şartıyla hafif ayrı toplu taşımaya dönüyoruz. İlçe trafiğini hızlıca katlı otoparklarla ve ilçelerini kuracağımız hafif ayrı tramvaylarla ilçenin içerisini rahatlatacağımız bir mekanizma geliştiriyoruz. Çalışmaları devam ediyor şu anda. İnşallah 1 Nisan'dan itibaren yapılacak fizibilite çalışmalarıyla birlikte bu yaz bismillah diyeceğiz. Birinci etapların tamamını. Toplu taşımayla alakalı ilçeler ve mahalleler arası ulaşımı biraz önce anlattım. İnşallah bu konuda da çok başarılı işlere imza atacağımıza inanın. Sayın Bakanım şöyle bir şey anlatayım size. Türkiye'de birçok ilde artık hızlı trenler ses hızıyla yarışır hale geldi. Biz Tekirdağ'da otobüs durakları kapalı mı olsun, onun açık mı olsun konuşuyoruz. Millet ses hızıyla yarışan trenler, tramvaylar, metrolar, tramvay demeyeyim, metrolar sahada çalıştırırken biz otobüs duraklarını konuşuyoruz bu ilde. Artık modern bir Tekirdağ inşallah 1 Nisan'dan itibaren kapılarını açmış olacağız. Devam edelim. Bu çok önemli. Ergene ilçemiz var. Allah nasip ederse Ergene ilçemiz bir ilçe değil aslında. Darmaduman birkaç tane mahalleden oluşturulmuş, meydanı dahi olmayan ilçe diye bırakılmış. 10 yıldır kapısı çalınmamış bir ilçemiz. İnşallah Tekirdağ'da örneğini biz yapacağız Büyükşehir Belediyesi olarak. Edirne Caddesi'nde 1 kilometrelik bir tünel geçitle birlikte Ergene'mize yeni bir meydan kazandıracağız. Çorlu'dan Edirne istikametine giden vatandaşlarımız tünelin içerisinde o 1 kilometrelik tünelle birlikte altından geçecek. Üstü de Ergene'nin meydanı olacak inşallah. Bu yaz bismillah diyeceğiz. Yaklaşık maliyeti 1 milyar lira olacak bunun. Bu yatırımı. Devam edelim. İlçeler arası ve ilçe içi kesintisiz ulaşımın sağlanmasıyla alakalı en önemli konulardan bir tane örnek vereyim. Burası Çerkezköy Altıyol Kavşağı'yla ilgili bir çalışma. Maalesef sabahları drone görüntüleri de var ama vaktinizi almayın diye yayınlamıyorum. Altıyol Kavşağı'na çıkmak bir zulüm. Bildiğiniz zulüm. Maalesef bu konuyla ilgili 10 yıldır sadece bize vaat verdiler. Bir tane proje geliştirmediler. İnşallah Dalçık'la birlikte göreceksiniz. Sadece burası değil. Belirlediğimiz bütün noktalarda artık şehir merkezleri ve ilçeler arası ulaşım kesintisiz hale gelecek. Sadece bunu bu şekilde bırakmayacağız tabii. Bunlarla biz meydan düzenlemeleri, sinyalizasyonlar, bisiklet yolları ile birlikte etraflarını da toparlayıp şehre gerçek bir modern şehir havasını katacağız. Devam edelim. İlçelere gelene kadar biraz daha hızlanayım. Şehir içi parklanma ve otopark projelerimiz olacak. Caddelerde parklanma düzenlemelerini yapacağız. En büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi, yani vatandaşımız çarşıya indiği zaman hangi ilçede olursa olsun maalesef arabasını bırakacağı en ufak bir otopark alanı yok bu şehirde. Yapılanlar da çok sığ, çok küçük sayıda.
Dolayısıyla biraz sonra içerilere girdiğimde anlatacağım. Çok ciddi otoparklar geliyor. Yani 1000'lik, 500'lük kapasiteli otoparklarla geliyoruz. Yerlerine varana kadar Allah nasip ederse çalıştık. Göreceksiniz bu yaz itibariyle bismillah diyeceğiz. Bir tane bir geri gel. Bu çok önemli. Maalesef hep konuşulmayan bir konu ama 11 ilçenin 11'inde de bu sorun çok fazla. Şehir merkezlerinde kamyon ve tırlar park ediyor sokaklarda. Maalesef bu konuyla ilgili Büyükşehir Belediye'miz 10 yıldır bir tane ilçede şurası sizin otopark alanınızdır. Kamyonlar, tırlar, iş makineleri burada park edecek demedi. Vatandaşın yapacağı bir şey yok. Evin otopark olmadığı için evin önüne çekmeye çalışıyor. Evin önüne çektiğinde de şehir trafiği alt üst oluyor. Şehir sokakları alt üst oluyor. İnşallah bu yaz itibariyle de bu sorunu ortadan kaldıracağız. Devam edelim. Cadde ve sokak düzenlemeleri bu çok önemli bir konu. Biraz sonra ilçelere girdiğimde detaylarını anlatacağım. Bizim 11 ilçemizin en büyük sorunu Süleymanpaşa'da biz bunu kısmen bazı caddelerini açtık. İnşallah şimdi 1 Nisan'dan itibaren Hükümet Caddesi'nde de Gökhan kardeşimle birlikte onu da açacağız. Vatandaş çıkmıyor istiyorsa çıkmıyor yap kardeşim ya. Bu Kur'an ayeti değil ki ya. İstiyorsa esnaf çıkmıyor yap. Ya ne olacak yani? 7200 imza topladık. Maalesef geçiremedik yani. Ama şimdi 1 Nisan'dan itibaren hem parklanmayla ilgili hem otopark düzenlemeleriyle ilgili çok ciddi çalışmalarımız geliyor. İlçelere girdiğinde anlatacağım. İnşallah Tekirdağ'ımızın 11 ilçesindeki esnaflarımız da vatandaşlarımız da bize bu yazdan itibaren Allah razı olsun diyecekler. İyi ki biz bu arkadaşlara Cumhur İttifakı'nın belediye başkanı adaylarına oy vermişiz diyecekler. Sadece çok küçük düzenlemeler için bile. Devam edelim. Tarım ve hayvancılık konusu ki ben bu konuda bir köy çocuğu olarak Tekirdağ Merkez Çanakçı Köyü'nün bir çocuğuyum. Allah nasip ederse Büyükşehir Belediyesi'nin günü kurtaran değil, uzun yıllara dayalı, uzun yıllar boyunca çiftçinin üzerindeki yükü alabilecek projelerle geliyoruz. Tabii bunun içerisinde sosyal projeler de olacak ki en önemlisi bir Süleymanpaşa'da kurmuştuk. Ada Tohum Merkezi, yani kendi ürettiğimiz, dedelerimizden, atalarımızdan kalan tohumları yaşatabildiğimiz tohum merkezi kurmuştuk. Bir ilçe belediyesi olarak küçük bir yatırımla ama şimdi Büyükşehir'de çok daha büyük bir ata tohum merkezimiz gelecek. Kendi tohumlarımızı koruyacağımız, tarımsal depolama alanları kuracağız. Bu konuyla ilgili birkaç ilçe belirledik. İnşallah onu da detaylarda anlatırım. Tarım ve hayvancılığa dayalı ihtisas OSB kuracağız. Bu çok önemli bir konu. Biraz önce Sayın Bakan'ın konuştuktan sonra aklıma gelmedi. Şimdi söylemiş olayım, notlarımızda da varmış. %4'lü, bu toprakların %4'ü sulanabiliyor. Hedefimiz Allah nasip ederse 10 yıl içerisinde sulanabilir arazilerimizi %20'ye çıkarmak istiyoruz. Bu ne demek? Yani aynı tarladan 2 hatta bazen 3 defa ürün alınabilir demek. Bunu yapabilecek imkanlarımız var. Sadece devlet ve yerel yönetimleri yani Büyükşehir Belediyesi ile bakanlıkların ortak koordinasyon içerisinde çalışıp bunları hayata geçirmeleri gerekiyor. Önümüzdeki 5 ve 10 yıllık içerisinde bunları göreceksiniz. Sulanan toprağımızın sayısı oranı artacak. Kırsal mahallelerimizde en çok gelen taleplerden biri, hazır buradayken söyleyelim. Yağmur sularının toplandığı küçük göletler niçin ihtiyaç duyuluyor? Hayvanları sulamak için, ilaçlarda kullanmak için ve benzeri küçük sulamalar için göletlere ihtiyaç var. Talep eden bütün köyleri yapacağız. Mezbahalarımız var ama işlevini kaybetmiş durumda. İnşallah onları hızlı bir şekilde revize edeceğiz. Devam edelim. Tarımsal desteklemelerde bu konu önemli. Türkiye'de gönül belediyeciliği uygulanan birkaç büyükşehir belediyesi bunu yapıyor. İnşallah Tekirdağ Belediyesi de, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi de 1 Nisan'dan itibaren bunu uygulayacak. Ayçiçeği üretimine dekar başına 2 litre, buğday üretimine dekar başına dar gelirli çiftçimize 1 litre karşılığında nakit mazot desteği vereceğiz. Çok önemli bir proje. Dar gelirli bütün köylerde yaşayan çiftçilerimize gündüz elektriğini biz ödeyeceğiz. Gündüz elektriğini biz karşılayacağız. Gece kullandıklarını kendileri karşılayacak. Yani gündüzü bizden, gecesi sizden kampanyası diye biz buna bir isim bulduk. Bundan sonra kırsal mahallelerimizdeki dar gelirli vatandaşlarımızın gündüz elektriğini biz karşılayacağız. Nasıl olduğunu, nasıl olacağını kitapçıkta anlattım, detaya girmeyeceğim. Sere faaliyetinde bulunmak için ki bu çok önemli, dibimizde 20 milyonluk bir pazar var. Biz bunu Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı döneminde yaptık. 40 dönüm seramız var. Birçok ürünü üretebiliyoruz. Yeter ki siz pazarlamasını yapın, bu şehir İstanbul'a bakabilecek konumda. Her mevsimde değil elbet ama çiftçilerimiz sera faaliyetinin içerisine girdiği an
İstanbul pazarıyla arasında köprü olduğumuzda çiftçilerimize para kazandırabilecek yeni alternatif ürünler ektirebiliriz. Bu konuya çalışıyoruz. Yine bu çok önemli bir konu. Allah nasip ederse Malkara Birlik Yem Fabrikası'nın şu anda 400 ton kapasitesi var. Bu fabrika 6500 ton yem üretirken 400 tona düşmüş. İnşallah bu yaz Kızılca yatırımını yapıp bu fabrikanın kapasitesini 10.000 tona çıkartacağız. Ve burada ürettiğimiz kaliteli yemi de çiftçilikle uğraşan, hayvancılıkla uğraşan vatandaşımıza %20 daha ucuzunu vereceğiz. Yine bitmedi. Sulu tarım yapılan bölgelerimiz, ilçelerimiz ve mahallelerimiz var. Orada ektirdiğimiz ikinci, üçüncü ürün, yem, kaba yem ürünlerini inşallah biz diyelim ki sarayın X bir yerinde, X bir köyünde bu üretildi. Burada Malkara'ya lazım. Malkara'da kaba yem isteyen vatandaşımıza bunu biz vereceğiz. Bu önemli bir konu. Allah nasip ederse arpa ve buğdayını getir benden yemini al dediğimiz bir proje var. Yani arpa buğdayını bize getirecek. Biz diğer malzemelerini eklenmiş haliyle de vatandaşımıza vereceğiz. Bu da çok önemli. Detaylara girmeyeceğim. Bu nasıl olur dediler. Detaylı da kitap çıktı arkadaşlarımız. Merak edenler okuyabilirler. Arpa buğdayını getir, yemini götür. Devam edelim. Çiftçi kart, bir geri gel. Çiftçi kart uygulamasına geçeceğiz. Biz bunu Süleymanpaşa'da birkaç zamanda yaptık. Başarılı da olduk. Örnek olarak söylüyorum. Üniversiteye hazırlanan çocuklarımızın kullandığı yardımcı kitaplarını yayın evleriyle oturduk, pazarlık yaptık, anlaştık, konuştuk. %50'ye yakın indirimle çocuklarımıza o kart sayesinde ulaştılar. Buna benzer mazot, gübre, yem, aklınıza ne geliyorsa Büyükşehir Belediye Başkanlığı olarak anlaşma yaptığımız firmalardan alacağımız indirimlerle çiftçilerimizin kullandığı kartlara tanımlayacağız. Mazot dahil birçok ürünü indirimle alabilecekler bu kart sayesinde. Devam edelim. Sanayi konusuna da hızlıca girelim. Sanayi kuruluşlarımızın altyapı desteği sağlayacağız konusu. Bu da çok önemli. Sanayi kuruluşlarımızda sadece altyapı derken su kanalizasyonu düşünmeyin. Yapım esnasındaki sorunlarla ilgili de belediyelerin çözmesi gereken hepsi organize sanayilerimiz müdürlüklere devredilmedi biliyorsunuz. Sorun yaşayanlar var. Onlara yardımcı olacağız. Bu en önemlisi ki Süleymanpaşa'da biz bu konuyla ilgili ciddi bir çalışma yapmıştık ama maalesef siyasi söylemlere kurban gitti. Büyükşehir Belediye Meclisi'nde inşallah ilçelerimizde endüstri bölgesi kuracağız. Bunun da detaylarını kitapçıkta verdim. Hızlı geçelim. Kültür, sanat, turizm. Bu da önemli. Allah nasip ederse özellikle sezonluk yani Ereğli'nin, Süleymanpaşa'nın, Şarköy'ünün biliyorsunuz yaz sezonu çok kısa sahil hatlarımızın. Ama bu ilçelerin öyle bir şansı var ki M.Ö. 4000 yıla varan kültürel tarihi var. Tabii bunun Hayrabolusu'nda, Malkara'sında, Şarköy'ünde, Çorlu'sunda da aynıları var. Ama ben daha eskisini anlatabilmek için burada anlatıyorum. Göreceksiniz inşallah etnografya ve şehir müzeleri, tarım ve mübadele müzeleri, interaktif müzelerle donatılmış. Yani sezonun uzatıldığı bir Tekirdağ göreceksiniz. Çok önemli bir yatırım. Yunanistan ve Bulgaristan kapılarını doğru kullanabilirsek, şehrimizi doğru pazarlayabilirsek, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olabilecek birçok noktamız var ilçelerimiz içerisinde. Devam edelim kültür ve sanat etkinlikleri ki bu da çok önemli. Sadece Kiraz Festivali'nde 2.8 milyon insan misafir ettik 4 günde. Biz bunu Çorlu'da, Çerkezköy'de, Kapaklı'da, büyük ilçelerimiz tamamında çok daha büyük etkinlikler haline, değişik etkinlikler isimler adı altında yapabiliriz. Şehrin çarşıdaki özellikle küçük esnafın ticaretine büyük katkı sağlayabilecek konserler, daha doğrusu festivaller ve şenlikler düzenleyeceğiz. Devam edelim. Çocuklarımız ve eğitim, bu da çok önemli bir madde. Bütün ilçelerimizde yapacağız, burada anlattıklarımdan bahsediyorum. Çocuk eğlence merkezi Tekçem, biz bunu aynı zamanda turistik amaçlı da kullanacağız, içeride anlatacağım. Çocuk köyü, çocuk meslek parkları, çocuk eğlence parkları, hatta bunun videosu var mıydı arkadaşlar? Çalışıyor mu arkada? Bunu Üsküdar Belediyesi, bunun bir benzerini yaptılar. Biz bunu biraz daha genişleteceğiz. Nedir bu? Yani özellikle ben Bulgaristan ve Yunanistan kapılarında hemen yakın mesafelerdeki o bölgede biliyorsunuz asosyal, özellikle çocukların ve gençlerin vakit geçireceği alanlar yok. Belki biz bunu başarabilirsek, bunun içerisinde çok alternatif var. İçeride anlattığım detaya girmeyeceğim. Yani ailelerle birlikte hem İstanbul'dan
hem de Tekirdağ 1.250.000 vatandaşımızın kullanabileceği ve de Yunanistan ve Bulgaristan'daki komşularımızın da gelebileceği ciddi bir proje olacak. Çocuklara yönelik, ki veliler çocukları için zaman geçirmekte, çocuklarla birlikte zaman geçirmekten keyif alıyorlar. Dolayısıyla onlara olanak sağlamamız gerekiyor. Çok güzel bir proje. İnşallah göreceksiniz. Bunu biz şehrimizin 3 ayrı noktasına planladık. İnşallah bu yaz bir tanesini Bismillah diyeceğiz niyet bahçelerimizin içerisinde. Devam edelim. Çok detaylı uğraşmayalım. Devam edelim. Sunuma gel istersen. Evet, geri gel. Bir daha geri, yok yok. Yani sunulma genç çocuklarla ilgili bölüme gel. Evet. Bu önemliydi. Sadece bu oyun parklarıyla kalmayacak tabii. Allah nasip ederse. Biz 0-36 ay ve 36-72 ay arasında, özellikle 36 ay ve 72 ay arasındaki çocuklarımıza en az iki dilde, yabancı dil eğitimi alabilecekleri mahallelerimizin tamamında, ihtiyacı göre birden fazla da olabilir belki sayısına, çünkü Hayrabolu kadar nüfusu olan, Ereğli kadar nüfusu olan mahallelerimiz var ilçelerimizde. Dolayısıyla bir tane kurtarmayacağından birkaç tane yapmamız gerektiğini biliyorum. İnşallah çocuklarımızı ilkokula hazırladığımız çok keyifli anaokullarımız olacak. Göreceksiniz, bu konuda da çok iddialı işler çıkartacağız. Çocuklarımızı, özellikle Tekirdağ'da yaşayan çocuklarımızı en iyi şekilde ilkokula, ilkokuldakilerini, ortaokula, ortaokuldakilerini, liseye, lisedekilerini üniversiteye hazırlayacağımız, üniversite hayatlarında da yalnız kalmayacakları projeler var bu kitapçıklar içerisinde. Devam edelim. Gençlerimizle ilgili, bu çok önemli, bununla ilgili açıklamıştım ben. Öğrenci kartımız olacak. Buradan bütün gençlere selamlarımı gönderiyorum. Artık yalnız olduklarını hissetmeyecekler. Ailelerinin haricinde de bir abilerin olduğunu, varlığını her daim hissedecekleri bir dönem olacak bu dönem. İnşallah biz üniversiteye hazırlanan 11. ve 12. sınıf çocuklarımız için 30 bin iş hakkı vereceğiz. 30 bin iş hakkından sonra %40 indirim vereceğiz. Toplu taşımada büyükşehirin sosyal tesislerini kullanabilecekleri aylık 250 TL alışveriş hakkı sağlayacağız. Bu bittikten sonra %20 ekstra indirim alacaklar. Mobil hatlarına her ay 5 GB internet yüklenecek. Bunları biz yaptık. Şimdi ileri yayacağımızı anlatıyorum. Hayal pazarlamıyoruz yani. Seçim üstü diye vaat olarak da vermiyoruz birileri gibi. Biz bunları 4,5 yıl boyunca yaptık. Bunu şimdi daha büyük boyuta taşıyoruz. Yardımcı kitaplarda biraz önce söyledim, %50'ye varan indirimler. Ve en önemlisi, dar gelirli ailelerimizin çocuklarına her ay üniversite hayatları boyunca 1500 TL nakit eğitim desteği vereceğiz. Çok önemli bir konu. Bir tık da olsa çocuklarımızın, gençlerimizin yanında olmak istiyoruz. Yine üniversite sınav giriş ücretlerini, lise bitirmiş, üniversite sınavına girmek için hazırlanmış, sınava girmeden önce bizden bir harçlık olarak sınav giriş ücretlerini, dekontlarını getirdiklerini Büyükşehir Belediyesi'nden harçlık olarak geri alabilecekler. Üniversitede okuyan çocuklarımıza da, Allah nasip ederse gençlerimize de bir memleketlerinden okullarına gidebilmeleri için iki defaya mahsus inşallah bayram dönüşlerini biz ücretsiz olarak karşılayacağız. Devam edelim. Yine ilçelerin tamamında uygulayacağımız projeler, bilgi evlerimiz olacak, akademik eğitim desteği vereceğiz. LGS, TYT, AYT deneme sınavlarına en az 7'şer kez deneme sınavı yapacağız ki biz bunu Süleymanpaşa'da 4,5 yıldır yapıyoruz, yaptık. Üniversite ve lise sınavına hazırlık kursları vereceğiz ki bununla da ilgili bir çalışmamız oldu, yaptık. En az 2002 yabancı dil eğitimini ücretsiz alabilecek gençlerimiz bilgi evlerinde. Bu da çok önemli. Bilgisayar programcılığı, yazılım kodlama eğitimleri gençlerimiz bilgi evlerinde alabilecekler. Devam edelim. Gençlik etkinlikleriyle ilgili üniversite tanıtım etkinlikleri ki bunu da yapmıştık. Tercih günleri bunu da yapmıştık. Kitap fuarları bunu da yapmıştık. Gençlik festivalleri bunu da yapmıştık. Artık 11 ilçenin 11'inde gençlerimizle ilgili çok büyük organizasyonlar olacak, etkinlikler olacak. Şimdiden gençlerimiz için hayırlı olsun diyorum. Gençlik merkezleri, bu çok önemli bir proje. Bütün ilçelerimizde 50 bin nüfusa göre her bir 50 bine bir tane yapacağız. İçerisinde yüzme havuzu, bowling salonları, kütüphaneler, etüt merkezleri, basketbol, voleybol, tenis, aklınızdan birçok branşın, spor branşının içinde olduğu büyük gençlik merkezleri geliyor. Ciddi bir maliyeti var ama
gençlerimize değer. İnşallah biz her 50 bin nüfusa göre bir tane olacak şekilde, yani Ereğli'nin diyelim ki Ereğli'ye bir tane yapacağız. Ama ihtiyaç varsa mahalleler, mesela Ergene'de bu böyle, benim eşe çok uzak, gidip gelmesi zor olacak olan yerlerde onun minyatürlerini inşallah yapacağız. Burada da biz çocuklarımıza birçok branşta ücretsiz eğitimler vereceğiz. Ve en önemlisi e-sporla alakalı çocuklarımıza ve gençlerimize olanaklar sağlayacağız. Bunu da gençlerimiz, buradan beni izleyen, dinleyen gençlerimiz ne demek olduğunu biliyorlardır. Hızlı geçelim yine. Devam edelim. Gençlik kampüsü hem Marmara Denizi'nde, biliyorsunuz Tekirdağ hem Karadeniz'de hem Marmara Denizi'nde kıyısı, Marmara Denizi'nde kıyısı olan bir il. Tek kamp kuruyoruz. İnşallah bunun önüne Keşan da var. Tekirdağ'da iki tane olacak gençlerimiz için. Bu ki gençlik köyü, burada gençlik spor, macera spor merkezleri, spor, su sporları, dalış okulu, doğa kampı, binicilik okulu. Gençlerimizin 3 ay, 3,5 ay boyunca kışında farklı etkinliklerde, belki bu biraz daha uzayacak, den yararlanabileceği iki tane gençlik kampüsü olacak. Devam edelim. Detaylarını kitapçıkta okuyabilirler. Bu da çok önemli bir proje. Özellikle ortaokul ve lise öğrencilerimiz için biz bunun çok başarılı olduğunu gördük. Hem köklü tarihinizi yaşatabiliyorsunuz. Yani biz şöyle bir yarışma yapmıştık. Atatürk deyince aklına ne geliyor? Türk bayrağı deyince aklına ne geliyor diye çocuklara sorduğunda resim yaptılar. Ödül aldılar bizden. Veya işte şöyle anlatabilirim. Şiir yazdılar, ödül aldılar. Yani buna benzer birçok konular belirleyip çocuklarımıza farklı farklı yarışmalarla sosyal hayata katmaya çalıştık. Yine bununla ilgili yurt dışında çok fazla çocuklarımızı geziye götürmüştük, başarılı olanları. Yine inşallah Tekirdağ'da 11 ilçemize yayarak bu projeleri genişleteceğiz. Devam edelim. Meslek Akademisi ki en önemli, inşallah özellikle gençlerimiz için meslek akademileri oluşturacağız. Tekirdağ Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi bununla ilgili küçük bir çalışması var. Onu biraz daha genişleteceğiz. Kütüphaneler konusunda çok zayıfız il genelinde. İnşallah kütüphaneleriyle çok ön plana çıkmış bir il olacağız. Devam edelim. Kadınlarımızla alakalı, bu da çok önemli bir proje bence. Kadın yaşam merkezleri bunlar. İçerisinde yok yok güzellik merkezinden tutun, Türk hamamına, saunasına, spor merkezine, etüt merkezlerine, her şey var içerisinde, kafeteryalarına kadar. Yani şöyle olacak, çocuklarımız, hanımlarımız sabah çocuklarıyla birlikte evden çıkacak, küçük çocukları varsa, kreşe, bunların içerisinde kreşler de var. Kreşe çocuğu bırakacak, akşama kadar keyifle vakit geçirebileceği çok muazzam bir proje. Süleymanpaşa'da bir tanesi bitti, herhalde Hüseyin abi bir hafta içerisinde açacak. Muratlı Caddesi'nde bir tane yapıyordum, o kaba inşaatı devam ediyor. 5 tane olacak bunlardan, mesela sadece Süleymanpaşa'da ilçe belediye başkanlığı dönemimizde yapılan veya başlanacak olan. İnşallah biz Çorlu'da 6 tane bunlardan planlıyoruz. Şerkezköy'de 3 tane planlıyoruz. Kapaklı'da 2 tane planlıyoruz. Kadınlarımızın vakit geçirebileceği, hoşça vakit geçirebileceği alanlar bunlar. Bütün ilçelerimizde 50 bin nüfusa göre birer tane olacak. Devam edelim. Bu da çok önemli. Bilge büyüklerimiz, yani yaşlılarımız için hazırladığımız projeler. Bununla ilgili biliyorsunuz Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız Tekirdağ geldiğinde müjdesini vermişti. Çok güzel bir huzur evimiz var. Onun projesi varsa biraz sonra onu bir dakika geri gel. Onu gösterebilirim. Harika bir proje var. Tüm ilçelerimizde emeklilerimiz için emekli aktivite ve gündüz bakım evlerimiz olacak. Emeklilerimiz ücretsiz bir şekilde gününü geçirebileceği, hatta misafir dahi olabileceği emekli aktivite merkezlerimiz var. İnşallah 1 Nisan'dan itibaren devreye alacağız. Emeklilerimiz için keyifli, yaşlılarımız için keyifli vakitlerini geçirebileceği yerler olacak. Devam edelim. Bu mu? Bu huzur evi projesi. Geri gel. Evet, evet. Yok, bu önemli. Bu bizim uyguladığımız bir proje. Projesi bitti, ihale aşamasına çıkmış olduğumuz ama benim istifa sürecinden sonra ihaleye çıkamadıkları arkadaşlarımızın proje uygulanacaktı. Ben bunu bütün ile yayacak şekliyle tekrardan dizayn ettim. Sabahtan akşama kadar keyifli vakit geçirebilecekleri emeklilerimizin yerleri bunlar. Yani ya sen emekli olunca burada vakit geçirebileceksin yani, biliyorsun. Devam edelim. Gel geriye.
Buna, evet buna bir girelim. Mesela bu da huzur evi. Bu da çok keyifli bir proje. Allah nasip ederse bakanlığımız haricinde bir tane de Büyükşehir Belediyesi olarak biz yapmak istiyoruz. Bu mümkünse bizim Şarköy ile Süleymanpaşa arasında deniz kenarında güzel bir yerde olsun istiyoruz, bulabilirsek. Bir tanesi de doğayla iç içe olabilecek bir huzur evi olsun. Gerçekten huzurlu bir yer olsun istiyoruz. Ayvası. Yani şöyle doğal, yani çok böyle keyifli zaman geçirebilecekleri bir yer olsun. Şehir merkezinden uzak, sakin. Çok güzel bir proje oldu. Emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyorum. İçerisinde yok yok, hobi bahçelerine varana kadar. Yıllarca bizi sırtında taşınmış yaşlılarımıza, büyüklerimize bence bir refah borcumuzu var ve onu ödemek yükümlüyüz. Bunda da asli görev yerel yönetimlerde. İnşallah biz o borcumuzu ödemek için gittiği mesai harcayacağız. Göreceksiniz. Devam edelim. Merak edenler şeyde izleyebilirler internet sayfamızdan. Bu da çok önemli. Yine Tekirdağ'da bundan bir tane Süleymanpaşa'da planlamıştık. Allah'a çok şükür her şey bitti. İnşallah 1 Nisan'dan itibaren Gökhan kardeşim ihaleye çıkabilecekti. O şekilde bırakmıştım. Her ilçemizde engelsiz yaşam merkezleri olacak. Çok önemli. Yani bunun içerisinde yüzme havuzundan tutun, fizik tedavi merkezlerine kadar her şeyin olduğu engelsiz yaşam merkezleri bunlar. Her ilçemizde Allah nasip ederse birer tane yapacağız. Bu da önemli. Çok basit bir şey ama arkadaşlar söylediğinde gerçekten haklısın demiştim. Parklarımızda, şehir merkezindeki parklarımızda engelli vatandaşlarımızın akülerini şarj edebilmeleri için şarj istasyonları kuracağız. Maalesef bu neden düşünülmemiş bilmiyorum. Yani benim de hiç aklıma gelmemişti. Sağ olsun arkadaşlar bunu uygulayalım demiş. Allah razı olsun. Akıl akıldan üstündür. Devam edelim. Engelsiz Yaşam Merkezi projesini kısaca bir gösterelim. Dediğim gibi yüzme havuzundan tutun fizik tedavi merkezine kadar her şeyin olduğu, misafire dahil kalabildikleri, yani bazen yaşıyoruz bu konuyla ilgili. Engelli bir çocuğu olan vatandaşımız var, bir acil bir yere gitmesi gerekiyor, teslim edecek, emanet edebileceği bir yeri yok. İşte orada da biz devreye gideceğiz. Hem salonları var, hem masaj salonları var. Engelsiz yaşam merkezleriyle emekli aktivite merkezleri hemen hemen aynı formatta. Kullanım özellikleri anlamında. Onların da misafirhaneleri var. Etkinlik salonları var. Havuzları var. Kafeteryaları var. Devam edelim. Deniz vakit kaybetmeyelim. Bence bu iki proje şehirde çok ciddi bir hem gençlerimiz için, hem kadınlarımız için, hem engellilerimiz için, hem emeklilerimiz için 11 ilçemizde yapılacak çok kıymetli projelerden biri. Hemen bununla ilgili de sosyal hizmetlerle ilgili başlıklara da girelim. Ondan sonra ilçelere gireceğim hızlıca. Aşevi konusu olmayan ilçelerimizde ilçe belediye başkanlarımızla birlikte Büyükşehir Belediyesi olarak biz de katkı sağlayacağız. Her evimizde aşevi olması lazım. Yani fakir fukaramızı sıcak yemek giden öyle küçük kapasiteli değil tabii ki. En az 1500-2000 bizim Süleymanpaşa'da o zaman yaptığımız 10.000 kişiye kadar yemek çıkartabiliyor. Ama günlük kapasite 5.000 kişiye sıcak yemek çıkartabiliyor. Minimum 5.000 kişi olması lazım 100.000'lik şehirlerde. İnşallah onu da tamamlayacağız. Mobil aşevi depremde kullanmıştık. Çok kıymetliydi. Muhakkak her ilçemizde birer tane, ikişer tane olması lazım. Hayır çarşıları, fakir fukaramızın kıyafet ihtiyacını karşıladığımız yerler. Her ilçelerimize koyacağız. Kimse sizlere bir sokakta kimse artık kalmayacak. Onun için aşevilerinin yanında 1+0 küçük daireler yapacağız. Hızlanalım. Bunları biz şöyle yapıyoruz. Otellere yerleştiriyoruz ilçe belediyeleri olarak. Artık inşallah evlere yerleştireceğiz. Mahalle konakları ve taziye evleri biz bundan çok da kıymetli yaptık. İnşallah bütün şehre yayacağız. 11 ilçemize yayacağız. Bunlar şöyle bir özellikleri var. Sözler, nişanlar, işte kadınların çay günlerine varana kadar her şeyde kullanılabiliyor. Sadece taziye de değil. Mahalle konakları o yüzden çok keyifli. Tekirdağ Market, inşallah göreceksiniz. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin 11 ilçesinde Tekirdağ Marketleri olacak. Biz piyasada, biliyorsunuz 3 harfliler bu konuyla ilgili çok konuşulmuştu zamanında. İstedikleri gibi böyle fiyatlarla oynamaya başladıkları an biz tek marklardaki fiyatları aşağı çekebileceğimiz tek marklar geliyor, marketler geliyor. İnşallah bunu da bütün ilçelerimizde bu yaz itibariyle görmeye başlayacaksınız. Tekmek, biz Büyükşehir Belediyesi olarak halk ekmek kurmayacağız. Buradan söyleyeyim. Halk ekmek biz yerine Tekirdağ'daki 11 ilçemizdeki fırıncılarımızla birlikte ortak bir çalışma yapacağız.
esnafımızla birlikte vatandaşımıza ucuz ve kaliteli ekmek vereceğiz. Biz bunu Süleymanpaşa'da yaptık. Şu anda belirlenen liste fiyatının %40 altında odun ekmeği veriyoruz. Kim veriyor? Fırıncılarımız veriyor. Büyükşehir Belediyesi olarak ben bina yatırımı yapmadım. Araç maliyetim yok. Araç personel maliyetim yok. KDV sigorta mustasar maliyetim yok. Elektrik maliyetim yok. Hiçbir maliyetim yok. Ama ben halk ekmek ihtiyacını Süleymanpaşa Belediyesi olarak esnafımla birlikte çözdüm. Piyasanın %40 altında halk ekmekten daha kaliteli odun ekmeğini ben vatandaşımıza veriyorum. İnşallah biz bunu Çorlu'da bizden sonra uygulamaya başladı. 11 ilçemizde Çerkez köyde halk ekmek kuruldu. Elbette o devam edecek işlerine. İlçe belediyesi olarak yapıldı. Biz esnafımızı rahatsız etmeden kaliteli odun ekmeğini ucuz bir şekilde şehrin değişik noktalarını koyacağımız büfelerde tekmeklerle yani tekirde halk ekmeklerle vatandaşımızın ihtiyacını ucuz ekmek, ucuz ve kaliteli ekmek ihtiyacını karşılayacağız. Bir dakika geri gel. Bu da önemli. Tekirdağ et ve süt. İnşallah bu da çok önemli. Hem süt ürünlerini hem de et ürünlerini inşallah satıldı. Tek süt marketleri göreceksiniz. Bunlar da bütün ilçelerimizin, 11 ilçemizde yerini alacak. Eski bizim süt balık kurumunun Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmış halini düşünün. Hızlı geçeyim. Devam edelim. Sosyal yardımlar bunu da hızlıca bütün il genelinde olduğu için buraya koyduk. Hızlıca gelelim. Hiçbir geliri olmayan, sadece devletimizin sosyal yardımlaşma vakıflarından yardım alarak hayatlarını idame ettirmeye çalışan tüm dul ve çocuklu kadınlarımıza, yaşlılarımıza, engelli vatandaşlarımıza, şehit yakınlarımıza, gazilerimize aylık 5000 TL nakdi yardım yapacağız. Net rakam. Gıda, ısınma, evdeki çocuklara eğitim desteği vereceğiz, ulaşım desteği vereceğiz, spor oranlarında özel indirim vereceğiz. Çalışabilecek durumda olanların da meslek akademilerinde iş garantili kurslar vereceğiz. Devam edelim. İlk defa yine dar gelirli, ilk defa evlenecek bütün çiftlerimize 10.000 TL evlilik yardımı yapacağız. Yeni doğan bütün çocuklarımıza millet bahçelerimizin içerisinde anne babaların nereye ektiğini bildikleri, ektiğini bildikleri her bir adına alan nasip ederse fidanlarımız çocuklarımız da büyüyecek sloganıyla çocuklar adına her birine fidanlar dikeceğiz. Anne babalarına bu fidanlar nerede diye sorduklarında da zaten sertifikalarını da hediye olarak göndereceğiz. Çocuklarımız her doğan çocuk için alan nasip ederse uygulamayı yapacağız. Yeni doğan paketleri vesaireler var, detaylara girmeyeyim. Devam edelim. Spor merkezleri ki çok önemli bu. Biraz önce bahsettim. Gençlik merkezlerinin içerisinde var. Ama bunu biraz daha öteye taşıdık biz. Allah nasip ederse gençlerimize alternatif sporlar vermek zorundayız. Sadece futbol, voleybol, basketbolda kalmaması lazım. Go-kart pisti, motorspor merkezleri, ataspor merkezleri gibi alternatifler de hazırlık içerisindeydi. İnşallah onları da ilin tamamına yayacağız. Spor Bakanımız geldiğinde iki tane saha sözü aldık. Her biri 1059 kişilik şehir stadyumumuz olacak. Bu da bence çok önemli bir yatırım. Bu şehir stadyumu sadece hafta sonları maçlarda kullanılan bir proje değil. Canlı bir organizma gibi birçok alternatif spor branşlarına hizmet eden kapalı stadyumlar olacak. Devam edelim. Yamaç paraşütü ve paramotor parkurları ile ilgili çalışmamız var. İnşallah bunu da turizme katkı sağlayacak boyutta geliştireceğiz. Hızlı geçelim. Bu çok sorulan bir konu. Maalesef Büyükşehir Belediye Başkanlığımızı bu konuda ben çok eleştirmiştim. Çok küçük rakamlarla belli yıllarda destek sağladım. Çocuklarımızı ticari amaç, ticari gelir kapısı görmeyen bütün spor kulüplerinin tamamına destek olacağız. Yani bu işi gönüllü yapan bütün amatör spor kulüplerine Allah nasip ederse Büyükşehir Belediyesi olarak gerekirse nakdi destek de olmak şartıyla bütün ekipman konularında destek vereceğiz. Başarılı olan bütün spor kulüplerine destek vereceğiz. Başarılı olan bütün çocuklarımıza ve gençlerimize ciddi desteklerde bulunacağız. Bunu da detaylarına çok girmiyorum. Ama çocuklarımıza alkolden, uyuşturucudan, sigaradan korumak için faaliyet gösteren, gerçekten bu işi gönülden yapan bütün spor kulüplerine sadece Allah razı olsun demekle yetinmeyip bir de onları sırtımızda taşımamız gerekiyor ki belediyelerin işini yapıyor bu insanlar. Dolayısıyla tesis dahil olmak üzere her türlü desteği sağlayacağız. Devam edelim. Sağlık, bu da çok önemli.
En çok karşımıza gelen sağlık ocağı ile ilgili talepler var. İnşallah taleplerin karşılanması ile ilgili biz Büyükşehir Belediye Başkanlığı olarak ilçe belediye başkanlarımızla birlikte sağlık ocağı konusunda vatandaşlarımızın bütün taleplerine cevap vereceğiz. Sadece sağlık ocağı yapmayacağız, sağlık merkezleri de yapacağız. Sağlık merkezlerinin içerisinde olması gerekenleri ve olacakları da yazdım, tek tek okumayacağım, sıkılmayın diye. Sağlık merkezleri, yerel yönetiminin aslında bir tık da bu işin içine girmesi gereken konulardan bir tanesi. Maalesef biraz uzak kaldık yıllarca ama bu dönem inşallah öyle olmayacak. Çok güzel projelerimiz var. Mesela şunu söyleyebilirim. Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi'nde Sayın Bakanım 20 kişi aynı anda çok dar bir alanda kemoterapi görüyordu. Biz şu anda 80 kişilik kocaman bir kemoterapi merkezi yaptık. Yani rahat nefes alabildikleri insanlar zaten rahatsız. Bir de dar odalarda kemoterapi almak zorunda kalıyorlardı. Şimdi bunların bir sayılarını çoğaltacağız. Sadece bununla kalmayacağız. Fizik tedavi merkezleri ve hastane misafirhaneleri yapacağız. Hastane refakatçi misafirhaneleri yapacağız. Şöyle bir şeyle karşı karşıya kalıyoruz Sayın Bakanım. Ben buna çok şahit oldum. Far arıza diyorum. Şarköy'den veya Saray'dan Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi'ne geliyor vatandaşımız. Gidip gelmek zor olduğu için arabanın içerisinde uyuyor. Yani içeride hastası yatıyor, o da arabanın içerisinde uyuyor. Buna benzer sorunlarımız var. İnşallah biz hastane refakatçi misafirhaneleriyle birlikte bu sorunu ortadan kaldıracağız. Büyük hastanelerimizde küçük bir tane misafirhane yapacağız. Devam edelim. Ki dijital belediyecilik bence önemli. Maalesef bu konuda Büyükşehir Belediye'nin biraz sınıfta kaldı. Çok daha farklı işler yapılabilirdi. Turizm notalarından tutun, geçmiş tarihimizin ki Süleyman Paşa ile kendi belediyemden zamanında örnek vereceğim. Bu konuda alçak gönüllü olmayacağım. Türkiye'de çok nadir illerde veya ilçelerde vardır bizim internet sayfamız. Çok altı her diyelim ki bir yere tıkladığınızda sizi başka bir konuya kadar taşıyabilen bilgi dağarcığı Google gibi çalışan bir internet sayfamız var. Bunları biz biraz daha akıllı şehir uygulamalarıyla birlikte hem sayfalarımızı hem de şehrin akıllı şehir uygulamalarıyla birlikte alan nasip ederse bütün parklarımıza kamera yerleştireceğiz bundan sonra. Çok önemli bir proje. Yani en çok hanımların istediği buydu. Güvenlik kamerası. Geçen dün İçişleri Bakanımızla da bu konuyu konuştuk. Bütün parklarımızda inşallah kameralar olacak. Devam edelim. Planlı şehirler uygulamasıyla ilgili de bunlarla ilgili çok önemli bence. Cadde ve sokakların sağlıklaştırılması ve düzenlenmesiyle ilgili. İnşallah bu konuda bütün şehir merkezlerini biraz sonra ilçelere girdiğinde hızlıca onları da söyleyeceğim. Şehrin tarihi dokusuna uygun şehirde düzenlemeler yapacağız ana caddelerde. İnşallah bunu bütün ilçelerimize de yayacağız. Metruk yapılar ki çok önemli. Kendi kendine yıkılmasını bekliyoruz. Arkadaş yıkılmıyor işte kendi kendine. Birisinin üstüne yıkılmasını mı bekliyoruz? Belediyeler olarak gerek ilçe belediyeleri gerek Büyükşehir Belediyesi olarak biz metruk yapılarla ilgili hukuki süreci başlatıp hepsini yıkacağız. Artık bekleme yok. Çünkü yolda yürürken insanların başına sıva parçaları düşebiliyor Sayın Bakanım bu şehirde. Şakası yok. Tuğla düşebiliyor. Yani çok fazla metruk binamız var. İnşallah el birliğiyle bunları halledeceğiz. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak alan nasip ederse Tekirdağ Konut İnşaat Planlama AŞ diye bir şirket kuracağız. Bu konuyla ilgili birçok inşaatı Allah nasip ederse artık Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi kendisi yapacak. Bunun da Türkiye'de çok örnekleri var. Ve beraber Büyükşehir Belediyesi olarak yapacağımız inşaatların da yani bizim açtığımız ihalelere artık belediye şirketi de girecek. Bu çok önemli bir proje aslında. Devam edelim. Düğün salonları, bu da bütün ilde talep halinde, o talep olduğu için ana projelerin içerisine arkadaşlar koyalım dediler. Tamam dedim. İhtiyaç olan bütün ilçelerimizde kapalı ve açık düğün salonlarını Büyükşehir Belediyesi olarak biz yapacağız. İlçe belediye başkanlıklarımızın üzerinden bu yükü alacağız. Kırsal mahallelerimize talep var ki biz bundan yanılmıyorsam Hüseyin abi 4 tane mi yapmıştık, kaç tane yaptık hatırlamıyorum. Bunların her birini inşallah kırsal mahalleler dahil olmak üzere talep eden bütün ilçelerimize yapacağız. Devam edelim. Videoyla vakit kaybetmeyelim. Çok önemli. Beni yakından tanıyan bilen hemşehrilerimiz, dostlarım, arkadaşlarım iyi bilir. Ben gerçek bir hayvan severim. Hayvanları sevmeyenlerin insanları seveceğine inanmayanlardan açıkçası. O yüzden biz özellikle ilçelerdeki
barınaklar, ilçe belediyelerinin sorumluluğu olan barınaklar, Büyükşehir Belediyesi'nden de katkı sağlayarak onları hızlıca büyütüp revize edeceğiz. Daha kullanışlı hale getireceğiz. Allah nasip ederse biz bütün ilçelerimize hizmet verecek doğal yaşam alanları oluşturacağız. Yani hayvanlarımızı yani en ufak bir kısırlaştırıp hemen sahaya sokağa salıyoruz. Artık böyle olmayacak. Tamamen kendi ayakları üzerinde durana kadar, sağlığına kavuşana kadar doğal yaşam alanlarında biz kedilerimize ve köpeklerimize bakacağız. Bu çok önemliydi. Onun projesi var. Arkada da tekrar özel girmeyeyim. Hem bu doğal yaşam alanları hem insanlar için, kedi, köpek ve hayvanları sevenler için bir park alanı olacak. Hem de bizim hayvanlarımızın, sokak hayvanlarımızın doğal yaşam alanı olacak. Yani hayvanseverlerle sokak hayvanlarımızın bir arada keyifli vakit geçireceği parklar olacak bunlar bir nevi. Bunun da projesi internet sayfamızda görebilirsiniz. İnşallah Büyükşehir Belediyesi olarak kendi mamamızı kendimiz üreteceğiz. Bütün mama ile ilgili talepleri, çok ciddi bir maliyeti var çünkü bu işin belediyelere. Büyükşehir Belediyesi olarak biz mama üretimini kendimiz yapacağız. Bununla ilgili de nasıl olduğuna çok detaya girmeyeceğim. Çok basit yöntemleri var, örnekleri de var, kitapçıkta var. Anlatıp da vaktinizi almayacağım. Bu da çok önemli ki ben bunu iki defa sıkıntısını yaşamış bir kardeşinizim. Allah'tan köyde tarlamız var, yani uygun yerimiz var, bahçemiz var. Defnedebildik. Hayvan mezarlığı yok bu şehirde. İnşallah biz bununla ilgili bir çalışma yapacağız. Bunu da söyleyeyim. Geçelim. Evet, şimdi en önemli konulara geldik. Hızlıca bunu da bitireceğim. Vaktinizi daha fazla almak istemiyorum. Ama bu şehirde yapılması gereken o kadar çok iş var ki anlatmakla bitmez. Her şey halının altına süpürüldüğü için maalesef bizim de bunları tek tek anlatmamız gerekiyor ki detaya girmeden anlatıyorum farkındaysanız. Hızlı geçmeye çalışıyorum. Bu nüfusa ve ihtiyaca göre tüm ilçelerimizde yapılacak projelerde anlattıklarım hemen hemen hepsi başlıklar halinde bunlar. Bunun bir de alt başlıkları var. İnşallah bundan sonrasını internet sayfamızdan merak edenler görüp araştırıp inceleyebilirler. Devam edelim. Evet, Çorlu'muzda bismillah diyelim. Çorlu'dayız. Buradan Çorlu'da yaşayan bütün hemşehrilerimize selamlarımı ve hürmetlerimi gönderiyorum tekrardan. Çorlu için oy ver, gelişim ve dönüşüme yön ver diyoruz. Çorlu için oy ver, gelişim ve dönüşüme yön ver diyoruz. Devam edelim. Çorlu'muz 3 yıl içinde, bu çok önemli, lütfen buraya herkes iyi izlesin diye üstüne basarak belirtmiş olayım. Çorlu'muz 3 yıl içerisinde şehir planlaması yapılmış, kentsel dönüşümüne hızlıca başlamış, ilçeler arası ulaşım ağını kesintisiz, ucuz ve konforlu hale getirmiş, ilçe içi trafik ve otopark sorununu büyük ölçüde ortadan kaldırmış, su ve kanalizasyon altyapısını tamamlamış, gençlerin, kadınların, yaşlıların ve kısacası tüm bireylerin doğal yaşamın gerektirdiği sosyal ve kültürel ihtiyaçlarına cevap vermiş, sanayisi ve ticaretiyle bulunduğu bölgenin gövde kentlerinden biri haline gelmiş, kısacası il olmaya aday en hazırlıklı kent olacak. Buradan bunu riyasız söylüyorum. Bir il, bir ilçenin il olmasıyla alakalı elbette büyük, özellikle Sayın Bakanım Çorlu il olmak istiyorum. Biz de bu konuyla ilgili 1960'lardan beri geçen İzzet Ticaret Odası Başkanımız bana anlatmıştı. Böyle bir talep var. Doğru hatırlıyorum değil mi? Tarihi. Ama maalesef bir il olacağız da Çorlu'nun belediye bütçesi ortada. Yani il özel idaresinin bütçesi de ortada. Farkına insanlarımıza anlatamadığımız bir şey var. Siyasilerin özellikle. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesi 10 milyar. TESKİ ve Büyükşehir 6,5, 3,5, 10 milyar ile toplamda bütçesi var. Yani eski parayla 10 kat milyon bütçesi var. Maalesef 10 yıldır Çorlu Büyükşehir'den, Büyükşehir'den yararlanamadı Sayın Bakan. Dolayısıyla Çorlu halkı da biz il olalım istiyoruz. Yani en azından kendi ayaklarımızın üzerinde duralım istiyoruz. Haklılar. Biz şu sözü veriyoruz bugün itibariyle, tarihe geçiyoruz basın mensuplarımız aracılığıyla. Şu devasa Büyükşehir Belediye bütçesiyle birlikte bütün ilçelere eşit davranmak kaydıyla yalnız 3 yıl içerisinde Allah nasip ederse biz bu bahsettiğim konuların altyapılarını ve kendilerini hazırlayarak
3 yıl içerisinde artık kent olmayan aday Türkiye'deki en birinci derecede ihaleye getireceğiz. Bu konuda da biz üstümüze düşen görevi yapacağız. Ondan sonra iş vatandaşımızda ve siyasilerimizde olacak. Onlar karar verecekler. Bir il 304 bin nüfuslu bir Yalova ilinin bütçesi Büyükşehir Belediye Bütçesi'nin yanılmıyorsam onda biri kadar yani. Şimdiki belediye bütçesi kadar. Yani çok fazla bütçeleri yok illerin. Büyükşehir'in olmanın çok büyük ayrıcalıkları var. Bir de çoğunun sanayiden kaynaklı da ayrıcalıkları var. Dolayısıyla bu hızlıca bu yatırımları tamamlayacağız. Ondan sonra Çorlu'muza da bu şansı yaşayan 300.000 hemşehrimize teslim edeceğiz. Nasıl takdir görüyorlar. Devam. Önemli. Hayal pazarlamıyoruz. Hayal pazarlamıyoruz. Bunun örnekleri var. Dünyada var, Türkiye'de var, her yerde var. Sadece duyuyorum biz de yapacağız, biz de yapacağız, biz de yapacağız diyorlar. 10 yıldır neredeydiniz arkadaş? Niye yapmadınız yani? Niye yapmadınız yani? Cüneyt Yüksel garibin söyleyince mi aklınıza gelmemiş? Şimdi göreceksiniz 1 Nisan'dan itibaren. Üstelik bu yaz bismillah diyeceğim. Birinci etaplarının 4 ilçenin 4'ünde bu yaz. Toplamda 3 bin yer. Ercan abi sordu galiba. Ercan abi neredesin? 3 bin yer civarında maliyeti olacak. 3 katrilyonluk bir yatırım olacak. Tamamı, yani 47 kilometrenin tamamı 3 milyardan bahsediyorum. Biz birinci etapının, inşallah birinci etap, 4 ilçenin birinci etapının hızlıca gireceğiz. Burada Çorlu ile ilgili birinci etapında neresi var belirtmişim. Projemizin ilk etabı haritada mavi renkle gösterilmiş 5.2 kilometre uzunluğundaki Salih Umutak Caddesi, Kumyon Caddesi arasında gidip gelecekmiş. İkinci etabı 3.5 kilometreymiş. Salih Umutak Caddesi, Osman Çelebi Caddesi bulvarı, Osman Çelebi Bulvarı, Atatürk Bulvarı, kırmızı hat belirlenmiş. Sarı ki bence en önemlisi bu. Bu ciddi anlamda bizi rahatlatacak bir proje olacak. O da 7 kilometrelik. Osman Çelebi, Bülent Ecevit, Cumhuriyet Bulvarı. Burada şöyle bir şey var. Herkes soruyor, anlatıyor, diyor ki ya bunun otoparkı nasıl çözeceksiniz arkadaşlar? Kurumlarla aranızdaki ilişkiyi tutar iseniz, işin içine vatandaşın hizmet odağını ön plana çıkartırsanız bazı şeyleri çözmek çok daha kolay olur. Biz inşallah Orion Kavşağı'nda bir yerin ismini söylemeyeyim. Otopark planlaması yapıyoruz. Millet Bahçesi'nin içerisinde biraz sonra söyleyeceğim. Otopark planlaması yapıyoruz. Eski belediyenin olduğu yer, şimdiki belediyenin olduğu yerin arkasında bir otopark planlaması yapıyoruz. Şehrin parklanma ve otopark sorununu Allah nasip ederse hızlıca ortadan kaldıracağız. Ve çok uzatmadan hemen belki bir buçuk yıl içerisinde hızlıca bu işi bitirmek istiyoruz. Çorlu, ki ondan sonra çok daha ağır işlerimiz geliyor. Çorlu gerçek bir kent olacak, göreceksiniz. Mega kentlerin başında gelecek, göreceksiniz. Sadece Çorlu değil, Çerkezköy, Kapaklı, Süleymanpaşa, Malkara, Hayrabolu, Şarköy, Ereğli, Muratlı kasabadan artık kurtulacak. Saray artık sadece ismi saray olmaktan çıkacak, gerçek saray olacak. Sadece bizi izleyelim. Devam. Millet Bahçesi ki bu konuyla ilgili birkaç görüşme de yaptık, Allah nasip ederse. Onu da söyleyeyim size. Burası Atatürk Bulvarı, Salih Umutak ve Sinan Kurşu Caddeleri arasında kalan bölge. Bir sonrakine geç bir zahmet. 110 dönümlük bir arazi içerisinde kurulacak. Çorlu nefes alacak. Bunun içerisinde neler olacak? 7'den 70'e tüm vatandaşlarımıza gün boyunca birçok aktiviteden, vatandaşlarımız aktiviteden yararlanabilecek. İçerisinde müzeler olacak. İçerisinde öğretmen. Bu arada bütün öğretmenlerin ellerinden öpüyorum. İçinde öğretmen evi olacak, kütüphaneler olacak, sağlık merkezi olacak, bisiklet yolları olacak, yürüyüş yolları olacak. Şehrin göbeğinde muazzam 110 bin metrekarelik çok büyük, hani çok yabancı ülkelerde örnek vermek istemiyorum ama olsun burada söyleyeyim. Hani Central Park tarzında, değil mi anlayın? Çorlu bunu hak ediyor çünkü 300 bin nüfusuyla birlikte güzel proje geliyor. Yer altında 500 araçlık büyük otoparkı olacak. İnşallah keyifli bir alan olacak. Bunun içerisinde biliyorsunuz sit alanı olan yerler var. Onlarla ilgili müzeler, öğretmen evi ve kütüphaneler olarak planladık. Projenin detaylarını inşallah önümüzdeki günlerde yavaş yavaş anlatırız. Devam edelim. Daha çok var çünkü. Atatürk Millet Bahçesi ismi bu arada. Yani Çorum'un göbeğindeki Millet Bahçesi'nin ismi Atatürk Millet Bahçesi olacak. Şimdiden ismi hayırlı olsun diyelim. Diğerine geçelim.
Cumhuriyet Millet Bahçesi tema park alanının bulunduğu bölgeye yaklaşık 160 dönümlük bir arazi. Sayın Bakanım şöyle bir şey düşünün. 5000 tane çocuğun öğrenim gördüğü 5 tane okul var bölgede. Keşke resmini koysalar arkadaşlar. Burada var mı bilmiyorum ama. Dur. Duramıyorsun değil mi bunda? Tamam. 5000 tane çocuk öğrenim görüyor şu alanda. Şurası. Çocukların bir tane sosyal alanı var. Yok. Şu kocaman bomboş duruyor. Ya bir tane belediye başkanında demiyor ki arkadaş gelin de şu çocuklara bir şey yapayım dememiş ya. Top sahaları, voleybol sahaları, kafeteryayı her şeyleri donatabilirsiniz. Park hadi bütçeniz yetmedi. Ama en azından diğerini yapabilirsiniz. 5000 genç, hepsi de lise çocuğu. Bunlar lise genci. Ama maalesef hiç umursanmamış. Şimdi Allah nasip ederse Cumhuriyet Millet Bahçesi'nin içerisinde hem okullar bölgesinde, bunların ikisi ayrı projeler ama tek kalemle yazdık. Hem gençlerimiz için çok güzel bir okullar bölgesinde bir büyük bir spor kampüsü yapacağız. Aynı zamanda da hemen arkasında da çok büyük tema park alanı olacak. İnşallah bu 160 dönüm iki tane millet bahçesiyle birlikte Çorlu gerçekten nefes alacak, daha sosyal bir kent olacak. Devam edelim. Kavşak düzenlemeleri. Sayın Bakanım, şimdi o kadar basit bir sorun ki. Burası 300 bin nüfuslu, 20 küsur ilden daha büyük bir ilçe. Maalesef bir tane dalçı yok. Bunun bütün kamera görüntüleri elimizde var. Yani bütün sorunlu yerleri çektik biz. Burası diş hastanesinin çıkışı. Burası Önerler'den. Şöyle anlatayım. Burada çok yüksek bedele yani 20 milyon, 30 milyon, 40 milyon evler satılıyor bu bölgede. Yani böyle farklı bir mahalle. Ama yatırım yani ciddi harçlar alınmış, yatırım paraları alınmış. Ama yatırım yani götürülmemiş. Yol yok yol. O kadar söyleyeyim. O da ayrı mesele de. Bu bölgede bu bölgenin trafiğini Orion kavşağı dediğimiz büyük bir kavşağımız var. Çok fazla trafik oluyor. Trafiğin yükünü azaltabilecek, oraya araçların gelmesinin önünü daha önceden kesebilecek projeler varken uygulamaya konmamış. Ya nasılsa seçiliyoruz diye kimse bunu düşünmek ihtiyacı duymamış. Şimdi biz Allah nasip ederse buradan İstanbul yönü, buradan Çorlu merkeze gidiyor, Orion kavşağından dönüp tekrar İstanbul yönüne giriyor insanlarımız. Şimdi ona gerek kalmadan buradan hemen üst geçitle birlikte İstanbul yoluna bağlantısını yapacağız. Orion kavşağı rahatlamış olacak. Emlak konutları dediğimiz bölgeler var. Yani şöyle düşünün, koca bir Malkara'nın bir anda kavşağa yüklendiğini düşünün. Öyle bir yani 40 bin nüfuslu, 50 bin nüfuslu bir mahallenin boşaldığını düşünün. Ya burası da kaldırabilme şansı yok. Onlara girmedik o resimlere. Şu hattan bahsediyorum. Çok basit çözümler varken maalesef halı altına süpürülmüş. Neden? Nasılsa ben şu partiden adayım, nasılsa seçiliyorum demişler yıllarca. Artık Allah'ın izniyle 12 belediye başkanı olarak biz bu şehrin mahpus kaderini ilin tamamında değiştireceğiz. Hangileri olduğunu ilk etapta acil olanlarını yazdım. Çok fazla var ama fazla vakit almamak için de okumuyorum. Sunumu da paylaşacağım. Kitapçıkta da olacak bunlar. İnşallah biz bu işi tamamen otopark ve trafik sorununu son bulacak bir projeyle birlikte Allah izin verirse geliyoruz. Devam edelim. Küçük sanayi sitesi bu konuyla ilgili hesaplarımızda söz vermiştik. İnşallah 400 dükkanlık ki bugün Süleymanpaşa'da yaptığımız 498 tane diye anlıyorsam 1,5 yılda bitirdik Sayın Bakanım. 500 tane diyelim düz hesap. Sağ olsun Murat Kurum Bakanımız kulakları çınlasın. Geldi söz verdi. Biz de proje ve diğer konularda destek. Projesini biz çizdik onların inşaatını yaptık. Öyle anlatayım. Ve inşallah Çorlu'nda da ilk etapta 400 tane hızlıca bir küçük sanayi sitesi dükkanı yapacağız. Devam edelim. Kentsel dönüşümle alakalı biraz önce her ilçede olduğu için burada da arkadaşlarımız koydu. Kaldırmayın dedim. Kentsel dönüşümü iyice zihinlerimize işlememiz lazım çünkü. Biraz önce en başta anlattığım için tekrar. Bu da önemli konu şu. Kentsel dönüşümü yerinde dönüşüm anlayışıyla yapacağız. Yani vatandaşlarımızı yaşadığı muhitten koparmadan bu işi yapacağız. Yerinde dönüşüm yapamazsanız, yapılamayacak yer var mıdır? Elbette binde bir vardır. Zemin çok kötüdür. Orada konut olma şansı yoktur. Veyahut da çok maliyetlidir. Vatandaş da belediye de bu işin altına kalkamaz. Eyvallah. Ama mantığımız yerinde dönüşüm olacak kentsel dönüşümde. Devam edelim. Şehir stadyumuyla ilgili zaten söylemiştim. Bunlar yalnız normal bir stadyum olarak ne olur düşünmeyin. Onu da anlatayım.
Bu stadyumun tribünlerin altı hep salon. Yani canlı salonlar. Bunlar amatör kulüplerin birçok branşta çocukları yetiştirdiği statlar. Yani sadece bir futbol sahası olarak değerlendirmeyin. Devam edelim. Süleymanpaşa ilçemize geçelim. Evet. Aynısı Süleymanpaşa ilçemizde. Yani örnekleri var dedim. Bu çok basit. Yani araçla birlikte tramvayların çalıştığı caddelerden bahsediyorum. En basit örneğini nerede verebiliriz? Taksim'de verebiliriz, Şişhane'de verebiliriz. Yani çok örnekleri var bunun. Bursa'da aynı örnekleri var. Konya'da Sultanahmet'te, Konya'da da buna benzer galiba. Şehri yanlış söylemek istemem. Dalçıcılar Caddesi. Onların da ölçüleri burada var. Alan nasip ederse Süleymanpaşa aynı şekilde tramvaylarla donatacağımız bir yer olacak. Biz buradan bütün Süleymanpaşa'da hemşehrilerine seslenmek istiyorum. Hayallerle yaşamıyoruz. Hayalleri gerçekleştirmeye geliyoruz. Devam edelim. Bunun kilometreleri vesairesi var. Bu benim belediye başkanı adayı olmadan önceki projemdi. Allah nasip etmedi. Bütün Sayın Bakanım bu konuyla ilgili ben askeriyede varana kadar bütün izinlerini aldım. Bunların zemin etütleri yapıldı. Bunların limanlar, yani buranın stratejik önemi olduğundan dolayı Milli Savunma Bakanlığı'ndan görüşlerin alınması gerekiyor. Çok teferruatı var. Sadece artık İstanbul'un Kız Kulesi konuşulmayacak. Allah nasip ederse Tekirdağ'ın Paşa Kulesi konuşulacak. Çok güzel Kız Kulesi benzeri bir proje geliyor. Bir tane de bunu da ben Fatih burada mı Fatih? Bundan 5-6 yıl önce konuştuk. Kulakları çınlasın diyecektim. Buradaymışsın. Burası Kırım'da Kırlanmış Kalesi. Çok güzel. Ya bu nasıl bir yer dedim arkadaş. Böyle bir yer olamaz. Bizim de böyle bir muhitimiz var. Şurası Kumba. Arzu Mazeli'nin orası. Hemen hemen aynı manzara ama Sayın Bakanım bizim şehrimiz çok güzel bir şehir. Anlatamam size. Yani ben derseniz ki ya böyle bir şey olabilir mi? Biz şehrimize aşığız tabii. Belki biz aşık olduğumuz için bize çok güzel geliyor. Bütün ili Süleymanpaşa'yı görebileceğiniz, Yeniçekli'ye kadar görebileceğiniz muazzam bir manzarası olan kayalık bir burası aynen şunun gibi bir yerimiz var bizim. Burası tamamen kafeteryalarla şehrin turizmine katkı sağlayabileceği iki tane proje benim için. İnşallah buraya kayıklarla gidip geldiğimiz bir yer olacak. Paşa Adası, Paşa Kalesi de inşallah bizim farklı bir projemiz olacak. Bu da bence Türkiye'de değil bütün Avrupa'da konuşulacak bir proje haline gelecek. Çok keyifli, muazzam bir manzarası var çünkü. Devam edelim. Atatepe, bu maalesef Sayın Bakanım Trakya'nın en büyük eğlence merkezi projesini hazırladım. Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan bize tahsis edilmiş. Ben önceki belediye başkanımın tarafından tahsis edilmiş. Süresi bana kal geldiğinde 10 yıl, 12 yıl ne kalmıştı? Yalvar yakar rica ettim Büyükşehir Belediye Meclisi'ne. Biz bize hayır dediler. Dedim ki benim tahsisimi 5 yıl uzatın. 5 yıl uzatın. Trakya'nın en büyük eğlence merkezini yapacağım buraya. Teleferiyle birlikte. Maalesef benim tahsisimi uzatmadılar. Uzatmadıkları için ihaleye de çıkamadı. Çünkü yatırımcı girmedi o kadar kısa. Yani 10 yıla, 12 yıla girmediler. Minimum 15 yıl gerekiyordu ama izin alamadım. Siyasete kurban gitti. Bir CHP Grup Başkan Vekilleri tarafından siyasete kurban gitti projemiz. İnşallah Allah nasip ederse şimdi de ah tüm kaldı. 1 Nisan'daki ilk mecliste, yani Nisan'ın ilk meclisinde buna evet dedireceğim. Çünkü bu Trakya'nın bütün çocukları için önemli yani. Muazzam bir manzarası olan bir park alanı burası. Devam edelim. Millet Bahçesi, Trakya'nın en güzel millet bahçelerinden birini açtık. Evvelki hafta Sayın Bakanım. Deniz kenarında yaklaşık 70 dönümlük muazzam bir millet bahçesi yaptık. Şimdi onun ikinci etabı var. İnşallah ikinci etapında bu yaz bismillah diyeceğiz. Çok güzel bir millet bahçemiz daha olacak. Evet, bu ama bütün ilçelerimize yapıyoruz buna benzer millet bahçeleri. Sadece Süleymanpaşa'ya değil. Devam edelim. Bu konu biraz önce söyledim. 15 bin gencimize ekmek kapısı açılacak. Büyük bir proje. Buranın özelliği şu, yeraltı suyu kullanmıyor, gaz salınımı olmuyor. Evsel atık haricinde atı olmayan endüstri bölgeleri, endüstri ve lojistik bölgeleri projesi. İnşallah bu da
1 Nisan'da Büyükşehir Belediye Meclisi'nden olumlu görüş alacak vereceğimiz ikinci büyük önemli proje bizim için. Devam edelim. Selep. Kentsel dönüşüm. Süleyman Paşa'da bu konu çok ciddi boyutta sıkıntıda. Sayın Bakanım, bizim 20 bin küsur binamız var. Deprem öncesi yapılmış. Ve bunun da %50'si, yani 11 bini de zemin anlamında çok tehlikeli. Bina, daire değil. Hızlıca kentsel dönüşmeye başlanması gereken yerlerden bir tanesi de Süleyman Paşa. Devam edelim. Şehir stadyumu söylemiştim. Devam edelim. Devam et. Evet. Biz bunu Sayın Bakanım bir kısmını yaptık. Trakya Tekirdağ çok güzel bir sahil daha kazandırdı Süleyman Paşa'ya. Şimdi biz bunu hatırlarsınız, siz biz geldik, Rumeli iskelemiz var bizim. Yatman'ın biraz daha sol tarafında. Şimdi değirmen altından Süleyman Paşa'da yaşayan kıymetli hemşehrime buradan selamlarımı göndermiş olayım. Değirmen altından yat limanına kadar bu sahil projesi inşallah bu yaz yapılacak. Şimdiden hayırlı olsun diyeyim. Süleyman Paşa'nın sahilinin en iyi şekilde yeni çiftlik ve bunun içerisinde Ereğli ve Şarköy sahilleri bunun için çok önemli. Sahillerimizden biraz daha faydalanmamız gerekiyor. Restoranların, kafeteryaların olduğu güzel bir sahile ihtiyacımız var çünkü. Yine alanınızı belirse yat limanı ile ilgili de inşallah bu yaz bismillah diyeceğiz. Bakanlığımıza bir ön görüşme yaptık. Eğer firma başlamayacaksa biz bu konuya talibiz diye, şimdiden seçim alırsak bize önümüzü açar mısınız diye söyledik. Bakalım firmayla görüşecekler, ona göre hareket edeceğiz. Devam. Yeraltı otoparkları, tek tek hepsini çıkarttım, okumayacağım. Süleyman Paşa'da otopark ve trafik düzenlemesinin muhakkak resetlenmesi gerekiyor. İnşallah nerede ne yapacağımızla alakalı tek tek çıkarttım. Biz hızlıca hem kavşak düzenlemeleri, hem kapalı otopark düzenlemeleri, hem cadde düzenlemeleri, inşallah 11 ilçemizde aynı anda bütün hatlarda iadesini yapacağız. Bu yaz itibariyle Tekirdağ ilinde yaşayan 1.250.000 vatandaşımız Tekirdağ'daki değişikliği farkına varacak 11 ilçemizde. İnşallah onlardan bir tanesi de Süleyman Paşa olacak. Devam edelim. Çerkezköy için gerçek belediyecilik diyoruz. Devam. Aynı tramvay hattı 3 etaptan Çerkezköy'de oluşuyor. Alanınızı belirse biz birinci etapını ilk belki en kolayı bu olacak bizim için. Atatürk Caddesi'nde yapacağız. Çok keyifli olacak. İnşallah bir eylemkeler olmazsa bu yaz bismillah deyip girmek istiyoruz buraya. Çerkezköy halk anlaşımından müjdesini vermiş olabilirsin Abdullah. Bu da 3 etaptan oluşuyor. İnşallah Çerkezköy'ün şehir içerisinde tamamını değil belki ama büyük bir kısmını merkezde mahalleleri birbirine bağlayacak. İnşallah bundan sonraki etabında Kızılpınar ve Veliköy'ü bağlamak istiyorum. Yani Kızılpınar ve Veliköy'ü de buna bağlayabilirsek çok daha keyifli olacak. Ama onun için de başka bir, onu yapana kadar başka bir projemiz de var. Onu da önümüzdeki 20 gün içerisinde açıklarız diyorum. Devam edelim. Bağlık Millet Bahçesi. Sayın Bakanım, öyle bir ilçe düşünün ki 210 bin nüfus var. Hızlı büyüyor. Ama tamamen asosyal yeşil alanları neredeyse yok denecek kadar az. İnsanlar aileleriyle birlikte vakit geçirecek yeşil alanları maalesef bulamıyor. İnşallah buna da bismillah diyeceğiz bu yaz. Bağlık Millet Bahçesi, yani Çerkezköy'ümüzü ciddi anlamda rahatlatacak. Çok güzel bir millet bahçesi olacak. Şimdiden hayırlı olsun diyorum. Sağ olsun İlçe Belediye Başkanı adayımız Abdullah Öge ve çalışma arkadaşlarıyla birlikte hazırlandı projesi de. Bakanlığımıza bu konu onayı alır almaz da bismillah diyeceğimiz güzel bir proje olacak. Devam edelim. Sadece bununla kalmayacağız tabii. İnşallah burası da Kocatepe Millet Bahçesi, Çerkezköy'deki ikinci Millet Bahçesi. Burası Kızılpınar'a hizmet edecek. Aynı sadece Kızılpınar'a değil tabii ki. Veliköy'de, Kızılpınar'da, Çerkezköy'e hizmet edecek. Çerkezköy'e deniz getiremiyoruz ama çok güzel bir içerisinde gölet olacak. İnsanların keyifle vakit geçireceği çok güzel bir proje hazırladık. Çok dua edeceksiniz bize, çok. Devam. Kavşak düzenlemeleri, Sayın Bakanım şurası Çerkezköy'ün girişi. Altı yol kavşağı. Durdu mu gönlünüzde? Tamam, önemli değil. Şehire iki yerden giriş yapabiliyorsunuz. 200, yani şöyle düşünün, herhalde
150 bini falan var mıdır? 120 bini var mıdır? Yani şeyden itibaren. Vardır. Yani 120 bin, ya bu çok önemli, 100 bin nüfusu şuradan çıkartmaya çalışsanız da mümkün mü ya? Bir deprem olsa, bir afet olsa ne yapacak bu şehir yani? Bunun gibi bir tane de Hemzemirge geçit olan sağ tarafta bir yerimiz var. Şehirde bir tane köprü, yani bizim AK Partili belediye başkanımız döneminde yapılmış burası. Doğru hatırlıyorum değil mi? Hayır, şimdi ekran döndüğü için ben tutamıyorum zaten. Şurada mı? Evet, şurada. Yani maalesef hiç bakılmamış 220 bin nüfuslu, neredeyse 220 bin nüfuslu bir ilçeden bahsediyoruz. Trafiği berbat durumda. Bu günün iyi saatinde çekilmiş bir görüntü. Hiç bakmadılar şehirlerimize, hiç. Devam. Küçük sanayi sitesi. Şimdiki küçük sanayi sitesi herhalde benim yaşımdan yani. Benim yaşımda vardır. Vardır. Dökülecek neredeyse. Yıllardır söz veriyorlar. Yapmadılar. Allah nasip ederse bu yaz bismillah diyeceğiz hemen küçük sanayi sitesine. Bu yaz bismillah diyeceğiz. Söz verdik çünkü. Yeri belli, projesi belli, her şey belli. İnşallah bismillah deyip çıkacağız. Bugün TOKİ Başkan Yardımcımızla da konuştum bu arada Abdullah. Bu konuyla ilgili sana anlatırım detayları. Devam. Kentsel dönüşüm. Çerkezköy'de deprem riski yok diye kimse düşünmesin. Çerkezköy'ün zemininin kötü olduğu çok yerler var. Onunla ilgili de çalışmalarımız var. Aynı kentsel dönüşüm Çerkezköy'de de yapılması gereken birçok nokta var. Devam edelim. Otoparklar. Çerkezköy'de maalesef otopark yok. Yok yani. İnşallah biz şimdi yeraltı ve katlı otoparklarla 1315 araçlık bir otopark planlıyoruz Çerkezköy'e. İnşallah yavaş yavaş birkaç yıl içerisinde otopark sorununu da Çerkezköy'ün ortadan kaldıracağız. Devam edelim. Kapattığımız için gerçek belirleyicilik. Kapattığımızın şöyle bir şansı var Sayın Bakanım. Mustafa abi geldi son 4,5-5 yıldır. Allah razı olsun. Kapattığının kaderini değiştirdi tek başına. Teşekkür ediyorum Kapaklı Halkı adına abisinden. Caddeleri çok kötüydü bildiğiniz gibi değil. Ama Kapattığımızın biraz önce söyledim. Çeşmelerinden siyah su akıyor. Yani ılımından biraz daha koyu, çaydan biraz daha açık ve kokuyor. Çok kötü. Dolayısıyla dişinizi bile fırçalayamazsınız o suyla. Yani o kadar kötü bir kokusu var. Alt yapısı çok büyük sıkıntılarla dolu. Birçok mahallemizde ikinci kata su çıkmıyor bu şehirde Sayın Bakanım. İkinci kata su çıkmıyor. anlatacağım çok dertlerimiz var ama başınızı ağrıtmayın diye girmiyorum. Burada da hafif aile sistemle ilgili projemiz burada. Artık Kabaklı'mıza değer katacağız, değer birliğiyle diyoruz. Devam edelim. Otogarımız yok. Ya 130 bin nüfusu bir şehir düşünün Sayın Bakanım, otogarı yok. Mecliste kaç defa tartışması yaşandı Mustafa abi tarafından. Yani bizim şu otogar işimizi halledin. Yapmayacaksınız, verin biz yapalım dediler. Vermediler yani. Ne yaptılar, ne yaptırdılar bize yani. Devam. İnşallah bu yaz buna da bismillah diyeceğim Mustafa abi. Devam. İçme suyu arıtma tesisi yok. Çok büyük sıkıntı içerisinde. Biraz önce anlattım. Su sıkıntısı. Allah izin verirse artık musluklarımızdan çamur akmayacak. Bunu sözünü verelim. Devam. Bu Mustafa abinin projesi. Güneyt bunu sen yapar mısın dedi. O yerine yaparız dedik. Tamam abi. Allah razı olsun. Onu o kadar sözümüz, nazımız geçti mi? Biraz herhalde para sıkıntısı mı var abi bu işi Büyükşehir'e yıktım bilmiyorum ama. Hayırlısı olsun. Güzel bir projeyi inceledim. Devam edelim. Kentsel dönüşüm yine Kapaklı'da da aynı sıkıntılarımız var. Zemin olarak sıkıntılı eski binalarımız var. Aynı şey orada da geçerli. Devam edelim. Orada da küçük sanayi sitesine ihtiyacımız var. Esnafın maalesef var olan özel yatırımcıların yaptığı küçük sanayi var. İnşallah biz belediye dedi. Orada küçük sanayi sitesi yapacağız. Devam. Yeraltı otoparkları Kapaklı'da da başlı başına bir sorun. Onun da yerleri belli. Allah nasip ederse hem tramvay hattını rahatlatacak hem şehir tarafını rahatlatacak. Çok güzel otoparklarımız olacak. Hem kavşak dönmesi yapacağız hem otoparkı yapacağız. Devam. Detaylara girmiyorum. Ergenimiz için gerçek belediyecilik demişiz. Ergenimiz gerçek bir ilçe olacak dedik. Dün akşam da bunun sözünü verdik. Benim il başkan yardımcılığım döneminde çok karımı çekmiş bir kardeşim var. Müge, oranın belediye başkanı da oldu. Hayırlı olsun. Sayın Bakanım biz bu Ergen'i öyle bir ilçe ki bir hattından Edirne Caddesi geçiyor. Bir hattından Şevriyolu geçiyor. Bir mahallesi yaklaşık Velimeşehir'in nüfusu kaçtı? 11 bin var mıydı?
11 bin, 11.700 milyon öyle bir şeydi. 11 binlik o suda şehrin tamamen başka bir yerinde. Yani Ergen'e darmadağın olmuş, meydana olmayan, yolu olmayan, altyapısı olmayan, ya tamamen asosyal. Hiçbir şey yok Ergen'e Sayın Bakan, hiçbir şey yok. Bir tane spor bakanlığımız sağ olsun oraya bir yüzme havuzu yaptı, inşallah bugün yarın açacağız. Burası Ergen'e. Biz alan nasip ederse, Edirne Caddesi'nin altından gireceğiz. Yaklaşık 1 kilometre sonra tünelden çıkacağız. O 1 kilometrenin üst katında da bir meydan olacak. Ergen'in bir meydanı olmuş olacak bu sayede. Bize yaklaşık 1 milyar lira maliyeti olacak ama bir ilçeyi ilçe konumuna taşıyabilmemiz için başka şansımız yok. Ergen'in halkının da bunu hak ettiğini hepimiz biliyoruz. Buradan girdiğimizde 1 kilometre sonra çıkacağız. Bunun üstü de komple meydan olacak. Dolayısıyla şehrin meydanı olmuş olacak. Çok da güzel bir proje hazırlıyor arkadaşlarımız, mimar arkadaşlarımız. İnşallah belki kampanya döneminde bitmiş halinde paylaşırım. Ben şu anda gerçek görüntüsünü koydum. Devam edelim. Ergen'in nehri ki Sayın Bakanımız biraz önce arz etti sizlere değerli hemşehrilerim. Allah nasip ederse el birliğiyle göreceksiniz. Benim bıyıklarım sizin kadar tabii gül değil Sayın Bakanım ama inşallah Mevlam verdiğimiz sürünün altında bizi ezmez. Biz 15 ay mı dedik? 15 ay içerisinde Allah nasip ederse biz burasını gerçekten Ergen'e yapışan, kokusu olmayan, melek akan bir nehir haline getireceğiz. Zaten biraz önce Sayın Bakanım söyledi, 4 milyar civarında, 4 katrilyon civarında para harcandı. İki tane, Sayın Bakanım siz görüşünüz galiba, tesis tam şu anda devreye girmedi. Oraya kadar her şey hazırlandı, derin deşarıyla ilgili işlemleri bitti. Sadece artık dereye kirli su bırakılmayacak. Daha sonra da derenin kendi akarıyla da temizlenmesi için biraz belki çalışma yapılması lazım. Belki Sayın Bakanım bu derede tavanla oluşmuş olan milleri belki temizlememiz gerekecek. O mil çamurunu temizlersek zaten kendi kendine berraklaşacaktır diye düşünüyorum onu da. Devam edelim. Çamlı piknik alanı, burası Ergenlerimizin Cumhuriyet Mahallesi, Cumhuriyet Millet Başkanı olarak planladık. İnşallah zaten var mı? Çok kötü durumda. Ergene'de üye kardeşimle birlikte burayı da güzel bir millet bahçesi konumuna getireceğiz. O Ergene'deki çocuklarımızın ve ailelerinin burada keyifle vakit geçireceği güzel bir millet bahçesi olacak. Devam edelim. Kavşak düzenlemeleri, ulaş, şöyle bir şey var Sayın Bakanım. Bunu geçen hafta bizzat kendimiz şahit olduk. Şimdi Marmaracık beldemiz var. Marmaracık beldemizde bir tane giriş çıkışı, bir tane de çıkışı olan bir belde burası, eski belde. Ne yapmışlar biliyor musunuz? Bu hangisi? Velimeşe bu. Evet, Velimeşe. Burada bizim, devam edin. Velimeşe'de hemzeminle ilgili sıkıntımız var. İnşallah onu bu yaz zaten halledeceğiz. Başka bir şey yapmak istiyorum aslında. Marmaracık'ta mahalleden yola bağlanmanızla alakalı 3 şeridin, 3 aracın aynı anda ışıklara çıkabileceği bir güzergah varken boğazı iyice daraltıyor, tek araca düşürüyor. Arkada 1 kilometre kuyruk var, ışık bekliyor bu insanlar. Bildiğiniz Marmaracık'ta insanlarımıza zulüm ediliyor şu anda, zulüm. Bildiğiniz gibi değil. Yani 3 araba birden caddeye ışıklarla birlikte çıkabileceği yerde tek arabaya düşürmüşler, daraltarak. Arkada uzun bir kuyruk var. İnşallah buradan hem Ulaş'a hem Marmaracık'a hem de Velimeşe'ye seslenmek istiyorum. Allah nasip ederse artık bu yaz itibariyle bu sorunların çoğunu ortadan kaldıracağız. Lütfen bize sahipsiz bırakmayın, bize güvenin inanın. Sağlam, sıkı hazırlanmış projelerle geliyoruz. Devam. Kentsel dönüşüm aynı şekilde Ergene'de. Ergene'de plan, imar planları da zaten başlı başına bir sorun. Katlar, buraya 5 kat vermiş, buraya 3 kat vermiş, önüne 2 kat vermiş. Yani Allah'u alem bir imar var. Devam. Malkaramız, kocaman bir köy bıraktılar bizim Malkaramız. Sonunda 10 yıldır bir tane çivi çakmadılar Malkara'ya. Allah nasip ederse Malkara'nın bu kasaba görüntüsünden artık kurtarıldığı bir dönem olacak Malkara için. Çok güzel projelerimiz geliyor. Devam edelim. Burada bir geri gelmesin. İnşallah mevcut hükümetle belediye binalarını eski otogarın bulunduğu yere taşıyacağız. Hükümetle belediye binalarının olduğu yerde çok güzel yeraltı otoparkı olan kocaman bir meydan yapacağız. Gerçekten Malkara için çok önemli bir proje. Sadece bununla da kalmayacağız. Bütün caddelerimizi de Malkara'nın toparlayacağız. Devam edelim.
Malkara'nın eski görüntüsü bu. Hızlıca düzenlenmesi gereken caddelerimiz var. Yani cadde demeye 1000 şahit lazım. Sokak bile değil yani, çok kötü durumda. Dolayısıyla bunların hepsini Allah nasip ederse caddeleri bu yıl hem şehir mobilyalarıyla, hem aydınlatmalarıyla birlikte, hem sokak sağlıklaştırmalarıyla birlikte Allah nasip ederse Malkara'daki bizim esnafımıza çok kaliteli, çok güzel, gerçek bir belediyecinin sunulabileceği, en iyi hizmeti vereceğimiz caddelere kavuşacak. Aydınlık, güzel olacak. Devam. Atatürk Millet Bahçesi. Yine burası bence en iddialı millet bahçelerimizden biri olacak ki ben özellikle yurt dışından çok fazla turist geleceğine inandığım bir millet bahçesi olacak burası. Yani sizin oradan transit geçen ve Süleyman Paşa'ya gelen turistleriniz var. İnşallah ben artık onları misafir edeceğiz. Mustafa abi Keşan biraz kızacak bize ama inşallah çok keyifli bir projeyle geliyoruz. Devam. Burasını biraz önce anlatmıştım. 10.000 tona çıkartıyoruz. Malkara, Bilik Yem. 6.500 ton yem üreten fabrikayı 400 tona kadar indirdiler. Ve 400 tonu da satamıyorlar çünkü çok kalitesiz yem üretiliyor. Biz Türkiye Süt Birliği Başkanımıza bunu birkaç defa olduk, toplantısını yapıyoruz. İnşallah tüm Tekirdağ'a hizmet verecek çok güzel bir yem fabrikamız olacak. Devam. Tarım Hayvancılık İhtisas OSB kuracağız Malkara'da. İlk işimiz de bu olacak. Hayvancılığa özel ve bu konuda bu işe emek veren, ben bu işi yapmak istiyorum diyen bütün yatırımcıları davet edebileceğimiz Malkara'da hemşehrilerimiz için çok güzel bir hayvancılık ihtisas OSB geliyor Malkara'ya. Devam. Çocuk Köyü, bu bir tane ilçemizi, o tek çemlerimiz bu proje. Lütfen kitapçıklarda veya internet sayfasında inceleyin. Muazzam güzellikli bir proje bu. Bir benzerini Üsküdar Belediyesi'nin millet bahçesinde yapıldı. Çocukların ve ailelerin birlikte vakit geçirebileceği çok keyifli bir alan burası. Kentsel dönüşüm zaten vardı. Saray'a geçelim. Saray adı gibi saray olacak. Allah izin verirse. Yani sarayda yıllardır bir otogar diye kullanılan bir yer var. Otogar demeye bir şahit lazım. İnşallah gelir gelmez saraya hoş geldiniz diyecek bir otogarımız olacak. Devam edelim. Kapalı pazar yeri, düğün salonları. Allah nasip ederse başkanım biz söz verdik kampanya döneminde. Hem kapalı pazar yerini hem de düğün salonları işini Allah nasip ederse birlikte halledeceğiz. Sadece onunla kalmayacağız. Saray'da inşallah turizm potansiyelini tüm Trakya'ya göstereceğiz, tanıtacağız. Saray belki bilmeyeniniz vardır ama doğal güzellikleri bambaşka bir ilçemiz aslında. Yalnız bakılmadı, uzak kaldı. Öksüz ve yetim bırakıldı saray. Artık sarayında bir sahip çıkacak, ona hizmetkar olacak, bir kardeşi olacak. Buradan şimdiden bunun müjdesini vereyim. Termal havuzların içerisinde olduğu, Trakya'nın bence tek olacak, çok güzel bir yatırım olacak. Bunu da belediye eliyle kendimiz yapacağız. İnşallah bu da bize turizm anlamında çok ciddi katkı sağlayacak. Devam edelim. Bir tane de Malkara'nın haricinde tarım vadisi, yani yine burası tarım ihtisas organize kurmak istiyoruz. Bir tanesi hayvancılık, bir tanesi sera ve benzeri ürünler olabilir ki mantar, çok kuvvetli bir mantar yetiştiriciliği söz konusu. Daha doğrusu doğadan toplanan. Buna alternatif ürünler geliştirebiliriz. Sarayda Allah nasip ederse tarımda öncü olacak projeleri hayata geçireceğiz. Devam edelim. Yine çocuk köyü projesini saraydaki millet bahçesinin içerisine de yapacağız. Çünkü saraydan dal kapılara yakın olduğundan ötürü dışarıdan misafir alabiliriz. Devam edelim. Cadde ve yol düzenlemeleri diyoruz ama inanın sarayda ne cadde var ne yol var, geri geldi zahmet. Yani büyük yolculuğunun neyini anlatayım, ikinci kata su çıkmıyor onu mu anlatayım, altyapısı yok onu mu anlatayım, şehir merkezinde sokaklar berbat, dize kadar çamur, onu mu anlatayım? Yani biz eskiden şöyle diyorduk, toz, çamur, çukur, böyle bir yer. Öksüz, yetim bir saray kaldı yani. Ama inşallah artık öyle olmayacak. Rahat olun, dersimizde sıkı çalışıp geliyoruz Allah'ın izniyle. Modern ve çağdaş bir saray için projelerimizle birlikte saray halkına hizmetkar olmaya geliyoruz. Sarayı ismi gibi saray yapmaya geliyoruz. Devam. Devam. Kentsel dönüşüm aynı. Şarköy ki bizim turizm cennetimiz,
1912 mi Cengiz? Neredesin? 12. Deprem 1912'di değil mi? Doğru hatırlıyorum. Evet. Burası yıkıldı 1912'de. Yerle bir oldu. Taş üstüne taş kalmamış. Dolayısıyla deprem riski olan en sıkıntılı ilçelerimizden biri. Allah nasip ederse burada da hızlı bir kentsel dönüşüme gireceğiz bütün ilçelerimizle birlikte. Allah'tan tek katlı yani yazlıklar var, onlar için daha kolay. Şehir merkezindekiler, evet orada da sıkıntı var ama sayıların çok yüksek olması, yazlıkların çok olması bundan kaynaklı. Mesela Ereğli'de geçen yılki elektrik abonesi 5000 idi. Hikmet abi neredesin? Evet, 5000 abone var geçen yıl elektrik konut abonesi. Sadece Ereğli ilçesinde bir yılda 5000 abone. Yani çok büyük bir sayı. Devam. Burada da yani ben kendimi siyasette bildiğim bilerek konuşulan konu. Burası Şarköy'ün sanayi sitesi meselesi. Allah nasip ederse biz Görkem kardeşimle birlikte bismillah diyeceğiz. Hemen bu yaz projeleri zaten birçoğu hazır elimizde hazır tip projeler var. Allah nasip ederse 150 tane iş yerine de Şarköy'e söz verdik. Bu yaz hemen bismillah diyeceğiz. Başlayacağız. Devam. Sahil düzenlemeleri ki Şarköy'ümüzde sadece birkaç noktada dokunuş yapıldı. Hiçbir şey yapamam desem yalan söylerim. Onu da ben söylemek istemem. Ama çok daha fazlasının yapılabileceği ve karşılığının daha fazla bir şekilde alınabileceği projeler vardı. Yapılmadı. Devam edelim. Bunun görüntülerini çıkmıyor mu deniz? Bir geri gel o zaman. Bir geri gel. Bir daha geri gel. Yok. Sen Rumen iskesine gir bakalım. Ben mi onu? Açmıyor mu? Şarköy'de biliyorsunuz Süleymanpaşa'da bir Rumeli iskelemiz vardı. Yıllardır atıl durumdaydı. Biz onu aynı şekilde Şarköy'de de buna benzer bir iskele var. Yıllardır kullanılmıyor. Büyükşehir Belediyesi olarak alanımızı bedelse onu da alacağız. Aynı şekilde burada hani görüntüsü geldi. Rumeli iskelesine, şu alttaki Rumeli iskelesi hafta sonu günde 10.000, 11.000 kişi ziyaret ediyor burayı. Şakası yok. İnşallah aynısını da Şarköy Rumeli İskelesi olarak da bir tane de Şarköy'de Rumeli İskelesi'ni düzenleyeceğiz. Hayırlı olsun. Burada şöyle bir şey var Sayın Bakanım. Bu tabii burası, ben de bir Selanik göçmeniyim. Bizim mübadeleyle birlikte çok fazla Bulgaristan'dan ve Yunanistan'dan, Romanya'dan, Makedonya'dan göç etmiş insanlarımız var. Büyüklerimiz var, atalarımız var. Mesela burası Rumeli İskelesi. Arkası Selanik Meydanı. Sol tarafı Tuna boyu, tepesi hemen şurada bir tane Atatepe var. Bizim Balkan coğrafyasının biz her şeyini işlemeye çalıştık şehirde. İnşallah şimdi ile işleyeceğiz. Ama ile işlerken 81 vilayetimizin bütün tarihi dokularını Tekirdağ işleyeceğiz. Çünkü Tekirdağ 81 vilayetinin kalbinin attığı bir kent. 1.250.000 kişiyle birlikte. Evet devam edelim. Kuruçeşme Millet Bahçesi, bu da çok önemli bir proje demiştim. Devam edelim. Otogar maalesef orada da bir sorun. Otogar ihtiyacımız var. Bir de ulaşımla ilgili ana arterlerden gelenlerle ilgili çok büyük sıkıntılar var. İnşallah yazın bunu da büyük bir işinin kısmını çözmüş olacağız. Otogar konusunun ve ulaşım hatlarının. Devam edelim. Saraybayırı Seyir Terası, bu da çok önemli bir proje aslında. İnşallah bunu da bu sene belki bunu yetiştiremeyebiliriz çünkü diğerlerine öncelik vermemiz gerekiyor. Bir dahaki senede inşallah buna da bismillah deriz. Çok da kıymetli, güzel bir proje. Devam edelim. Maalesef Şarköy'de de çok ciddi sorunlarımız var, sıkıntılarımız var yollarla ilgili, meydan düzenlemeleriyle ilgili. İnşallah hem caddelerimizi yenileyeceğiz hem de buradan Şarköy'le bütün hemşehrilerimize buradan sözünü vermiş olayım. Şarköy Uçmakdere yolunu bu sene inşallah bu yaz bitireceğiz. Hatta sezon gelmeden ilk işimiz bu yolu yapmak olacak. Bu hat yol yapıldığında da inşallah Şarköy'ün yaz trafiğine artık bir şeysi kalmamış olacak. Diye müjdesini vermiş olalım. Devam edelim. Hayrabolu'muza gelelim. Hayrabolu'muzu da kasaba görüntüsünden kurtarmak için gece gündüz demeden Osman abi tek başına mücadele etti. Maalesef Büyükşehir'den 5 yıldır en ufak bir destek alamadı. İnşallah artık Cüneyt kardeşi geliyor. Beraber Hayrabolu'ya gerçekten hak ettiği yatırımları yapacağız. Hayrabolu'yu bir ilçeye çevireceğiz. Ana caddelerine bir tane aydınlatma koyduramadı Osman abi. Yani çok babası dahi aynı şeyleri yaşadık. İnşallah artık Alpulu Caddesi'nden tutun. Devam edelim.
diğer caddelerine kadar, Tekirdağ, Malkara, Uzunköprü caddelerine kadar inşallah çok güzel bir Hayrabolu olacak. Hayrabolu'nun caddeleri, sokakları olacak. Doğalgazla ilgili çok fazla soru geliyordu. Birçok mahallemizle ilgili bu konuda el birliğiyle Enerji Bakanlığımız, özel sektör ve Büyükşehir Belediyesi olarak inşallah biz doğalgaz konusunda Hayrabolu'muzun birçok noktasındaki sorununu ortadan kaldıracağız. Sadece Hayrabolu değil, diğer ilçelerimizde de. Bilgi evlerini özellikle buraya koydum. Hayrabolu'daki vatandaşlarımız bu ana projelerde zaten var ama Hayrabolu'ya da biraz pozitif ayrımcılık yapmamız gerekiyor. Bu depremden sonraki süreçte yıkılan okullarda biraz problemler yaşadık, yetiştiremediklerimiz var. O yüzden etüt merkezlerini biraz daha orada ön plandan hızlıca devreye alacağız. Onu da söylemiş olayım. Devam edelim. Kentsel dönüşüm aynı şekilde Hayrabolu'da da sorun. Orada da çok ciddi eski konutlarımız var. Onun da dertleri arasında kaldı. Devam edelim. Tarım Hayvancılık İhtisas OSV Malkara ile birlikte Allah nasip ederse Hayrabolu'ya da bir tane istiyoruz inşallah. Bunu da el birliğiyle tamamlayacağız. Devam edelim. Murat'la işte burası çok üzüldüğüm ilçelerin başında geliyor. Sayın Bakanım, öyle bir ilçe düşünün ki Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı galiba bir havuz var. 25 yıldır belediyecilerin belediyesini görmemiş bir şehir düşünün. Yol yok, iz yok, altyapı yok, hiçbir şey yok. 25 yıl önce Murat'la giden birisi bugün gitse hiçbir şey değişmediğini görür, şahit olur. İnşallah artık yıllardır beklenen hizmet Muratlı'ya, Gönül Belediyeciliği'nin, Cumhur İttifakı'nın biri MHP'li, biri de AK Partili belediye başkanıyla birlikte gelecek. Ben bu konuda İmdat abinin o heyecanını gördüm. İnşallah el birliğiyle biz Muratlı'yı gerçek şehir görüntüsüne kavuşturacağımızın sözünü vermiş olmak istiyorum. Bu altta yazdığım caddelerin her birinde yaya geçidiyle, yani şehrin ortasından tren geçiyor Sayın Bakanım. Belki hatırlarsınız orayı da. Konuştuk daha önceki zamanlarda. İnşallah Muratlı'nda o mahpus kaderini değiştireceğiz. Düze yapacağımız düzenlemelerle birlikte. Devam edelim. Muratlı'da da İnanın Çeşmesi diye bir yerimiz var. Çok güzel. Hem Muratlı'nın kendisi hem de çevredeki mahallelerle, ilçelerle, komşu ilçelerindeki mahallelerin bence ilgi odağı olacak. Çok güzel bir Millet Bahçesi geliyor İnanın Çeşmesi'nin oraya. Devam edelim. Muratlı'da da acil kentsel dönüşüme ihtiyacımız var. Neden? Orada da çok eski yapılaşma var ve zeminle ilgili sıvılaşma var. Dolayısıyla Muratlı'da da kentsel dönüşüme ihtiyacımız var. Diğer ilçelerimizle birlikte. Devam edelim. Ereğlimiz, Hikmet abi Allah razı olsun. Elinden geldiğince kıt kanaat bir şeyler yapmaya çalıştı ama şöyle bir derdi var Hikmet abinin. Diyelim ki 30 bin nüfusu var. Yok da diyelim ki resmiyette aslında çok daha fazla da kağıt üstündekinden bahsediyorum. Cuma, cumartesi, pazar 300 bine çıkıyor. Nasıl anlıyoruz onu da söyleyeyim. Biz kişi başı ortalama 1 kilogram atık topluyoruz, çöp topluyoruz. Yani siz 300 ton topluyorsanız bilin ki 300 bin kişi var demektir. 200 ton topluyorsanız bilin ki 200 bin kişi var demektir. Bunu da böyle çözüyoruz belediyelerde. Maalesef o 30 binlik bütçesiyle 300 bin kişiye hizmet etmeye çalışan bir belediye başkanı Mehmet abi. Biz komşu belediye olarak çok birbirimize yardımlaştık ama ilçe belediyelerin bir yere kadar gücü yetiyor. İnşallah o da artık yalnız kalmayacak. Birlikte Ereğli'mizi el birliğiyle gerçekten kendine bölge insanlarına yakışır bir şehir haline getireceğiz. Devam edelim. Bu bölgede maalesef örnek olarak söylüyorum, Yeni Çiftlik'te hiç altyapı yok. Hiç. İnsanlar 4000'de bir vidanjör çağırıyor, 1000 lira ödüyorlar. Belediye ücretsiz alıyor ama belediye bir ayda geliyor. 4 gün sonra ne yapacak? Dolayısıyla maalesef bizim Ereğli ilçemizin en önemli sorunu, hızlıca müdahale etmemiz gereken konu altyapısı. İnşallah biz bu konuyla ilgili altyapıyı, atık suyuyla ilgili çalışmalarını hızlıca bitireceğiz. Merkez, Sultanköy, Yeni Çiftlik yenilenecek demişim. Devam edelim. Caddelerin düzenlenmesi gerekiyor. Onlarla ilgili de altta yazdım hangileri nasıl ne yapacağımızla ilgili. Yenilenmemiş yolumuz kalmayacak. Özellikle eski beldelerde, yani Sultanköy'de ve Yeni Çiftlik'te yol sorunu has safhaya gelmiş vaziyette. İnşallah önce altyapısını tamamlayacağız. Bu yaz itibariyle tamamladığımızda yolunu yapacağız, çıkacağız. Devam edelim.
zaten bitmek üzere. Bu bence bu proje, çok iddialı konuşayım, değil Trakya'nın, Türkiye'nin sayılı projelerinden biri olacak turizm açısından. Burası çok eski bir yerleşkeye sahip. Yani nasıl anlatalım onu biz şimdi? Ne kazılarıydı? Perintos kazıları değil mi? Burası binlerce yıllık tarihi olan bir millet bahçesi olacak. İnsanların gezerken onlardan bizden önceki kültürleri tanıyabileceği bir millet bahçesi olacak. Ve denizde sıfır olacak. 110 dönüm gibi galiba değil mi? Abi burası da. İlk etabı. Doğru hatırlıyorum değil mi? Bence gezilip görebilecek en güzel yerlerden de biri olacak. Marmara İlesi Millet Bahçesi. Devam edelim. Bitirmek üzereyiz. Aynı bu bölgede arkeoloji ve kültür rotaları oluşturacağız. Çok da kıymetli bir proje olacak. Bu yaz inşallah Bismillah diyeceğimiz projelerin başında geliyor. Burası da kazı çalışmalarına biz de destek olacağız Ereğli bölgesinde. Allah nasip ederse. Evet, kaldı mı? Devam edelim. Sahil düzenlemeleri. İnşallah bunun da aynı şekilde buranın da sahil düzenlemelerini yapacağız. Ereğli'nin sahili aslında çok güzel ama bakmadılar yıllarca. Yani keyifle yürüyebileceğiniz, nefes alabileceğiniz bir sahil burası. Sahil ilçesi. İnşallah göreceksiniz bu yaz ufak ufak dokunuşlarla büyük işler yapacağız burada. Ereğli'yi gezmekten de keyif alacaksınız. Bu kadarının sözünü verebilirim. Devam edelim. Aklınıza geldim. Hızlı hızlı ancak bu kadar hızlı gidebildim. Büyükşehir Belediyesi olarak alan nasip ederse 11 ilçemizde gerçek belediyeciliği 1.250.000 hemşerimizle birlikte yaşatacağız. Ben beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sizi seviyorum. Her şey gönlünüzü olsun. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Bu gece sabuna kalkıyorum. Mevlam sevdiklerimizle birlikte nice nice bayramlara da ulaştırsın. Kalın sağlıcakla. İlçe Belediye Başkanı adaylarımızla bir küçük hatıra fotoğrafı alalım. Hem İlçe Belediye Başkanı adaylarımız hem bakanımıza eğer izin verirseniz Sayın Bakanım. Vekillerimize, il başkanlarımıza. Oturalım, oturalım, oturalım. Turancığım. Oradaki arkadaş. Güler. Ne olacak şimdi? Turan otur, çek ve otur. Hemen oturuyorum abi. Oturdum abi, oturdum. Kıymetli misafirlerimiz, öncelikle katılımlarından dolayı Sayın Bakanımız Veysel Eroğlu'na sunumlarıyla Tekirdağ Gerçek Belediyeciliğe kavuşturacak olan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Adayımız Sayın Cüneyt Yüksel'e ve tüm ilçelerimizde gerçek belediyeciliği ilçelerimize kavuşturacak ilçe belediye başkanı adaylarımıza, canlı yayınlarıyla ve katılımlarıyla bizleri onurlandıran basın mensuplarımıza teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Başkanım, biz de bekliyoruz. Sağ olun, var olun.